Efendim, madem Ramazan ayına özgü ritüelle başladık. Evet. Ben böyle çok şatafatlı iftar sofralarını görüyorum. Genellikle iktidar temsilcilerinin organize ettiği iftar yemekleri. Üstelik memleket de ekonomik bir sıkıntıdan geçerken bunların daha göze batıcı olduklarının fark edilmemesine de üzülüyorum. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca dini mekanların bir taraftan siyasi konuşmalar yapılırken öte taraftan bu amaçla değerlendirilmesi sizin açınızdan ne ifade ediyor? Hem bu şatafatlı, gösterişli iftar sofraları hem de dini mekanlarımızın, kutsal mekanlarımızın siyasi amaçlara sahne olmasını acaba siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet, tabii enteresan bir noktadan başladınız. Ramazan olması sebebiyle hassas da bir konu. Tabii şunu hemen ifade edelim. Yani İslam aslında yaşanması da sade bir inançtır ama en temel prensipleri önce haktır, adalettir ve sonra da güzel ahlaktır diyebiliriz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yani bu kadar önemli bir konu. Güzel ahlak dediğimiz zaman elbette tevazu bu işin içine girer, dürüstlük bu işin içine girer. Alçak gönüllülük tevazuyla birlikte ifade etmemiz lazım, bunun içine girer. İftira etmemek, kötü söz söylememek, yalan konuşmamak, haram yememek, yolsuzluk yapmamak. Yani bunun adedini sayarak artırabiliriz. Tabii bu hepimizin riayet etmesi icap eden bir konu. Bundan dolayı buralarda eğer hassasiyet gösterilmezse o zaman sizin biraz önce söylediğiniz problemler zuhur edebilir, ortaya çıkabilir. Yani şatafat Peygamber Efendimiz'in her zaman reddettiği bir şey olmuştur. Yani biz dönüp İslam'ın, Müslümanların ilk dönemine baktığımız zaman tevazu ve sadelik zirvededir. Ve ben merak ettim hakikaten o dönemde birçok İslam tarihçisine de sordum. İslam nasıl yayıldı diye. Çünkü Suudi Arabistan'dan kalkıp Kuzey Afrika'ya gidenler veya Asya'ya gidenler o zamanki haliyle dünyevi meselelerde alim değillerdi. Zengin de değillerdi. Ama anladığımız kadarıyla lisan da bilmiyorlardı. Her gittikleri yerde güzel ahlakla temayüz ettiler. Onları tanıyanlar, görenler, ya siz kimsiniz deme mecburiyetinde kaldılar ve onlara özendiler. Şimdi biz maalesef işte bu hususlarda ciddi bir zaafla karşı karşıyayız. Bu elbette hepimizi üzüyor. Bundan süratle kurtulmamız icap eder. Sadelik, hoşgörü, özellikle de yakınların bir prensip var. Ben bunu sık sık başka programlarda da söylemiştim. Şu anda açlıkla uğraşan Birleşmiş Milletler'in bir programı var. Yani bunlar dünyadaki açlık olan her bölgeye gidiyor, yardım etmeye çalışıyorlar. Ama problem bitmiyor, hep artıyor. Sebebi temeldeki nosyon farklı. Gidenler de gittikleri yerde istismar ediyor. Onun için ben yine Peygamber Efendimiz'in bir sözüyle bu noktaya da bir vurgu yapmak istiyorum. Buyuruyor ki komşusu açken tok ya da yatan bizden değildir. Komşusunun Müslüman olup olmadığını söylemiyor. Komşusu diyor. Hristiyan da olabilir. Başka bir inanç sahibi de olabilir. Onun için bizim aslında eğer bu noktada toplumu birbirleriyle barıştırmak, barışık hale gelmek istiyorsak, hakikaten aç insanın derdiyle dertlenmek istiyorsak, bizim onların durumuna kendimizi bir indirip onlarla bir haşır neşir olmaya ihtiyacımız var.
biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok lüks, şatafatlı iftarlar aslında bunu yansıtmıyor ne yazık ki. Gerçi bugün biz burada sade bir iftar yaptık kanaatindeyiz de aç olanlara sormak lazım. Acaba siz ne yiyorsunuz, bizim halimizden hiç anlıyor musunuz diye. Buna şimdi toplumda empati diyorlar. Yani empati yapabilmek çok önemli bir özellik. Aslında empati yapabilmek inancın temelinde yatıyor. Yoksulun, fakirin, acizin, hastanın, borçlunun, onun derdiyle dertlenebilmektir esas olan. Zaten siyaset de, ben buradan hemen buraya geleyim, aslında bu problemleri çözmek için çaba sarf eden bir müessese olması icap eder, eğer buna bir müessese dersek. Çeşitli kurumlar var, partiler var. Her parti toplumun bir takım dertleriyle ilgilenip o dertlerinde neyin nasıl çare olacağını araştırmakla mükellef. Siyasi partiler bunun için burada, ben hep şunu söylüyorum ya, kavga yeri değil. Siyasiler toplumun bu problemlerini anladıktan, açlıktan sonra bunu nasıl çözeceklerine dair politika üreten müesseseler olmalı. Efendim siz ahlaktan, güzel ahlaktan bahsettiniz. Ve Hazreti Peygamberimizin bu konudaki sözlerine değindiniz. Şimdi ben biraz geriye doğru gidiyorum. Türkiye 2001 yılında çok büyük bir kriz atlattı. Ve bu kriz pek çok esnafın kepenklerini bir daha açılmamak üzere indirmesine sebep olduğu gibi hortumlanan çok sayıda bankada battı. Çok acı tablolar hafızalarımıza yerleşti. Bankalarda tasarruflarını kaybeden insanların kendilerini yakmaları, damlara çıkıp çığlıklar atmaları ve ondan sonra çok acı bir reçete uygulandı ve bu süreci yaşatan siyasi partiler deyim yerindeyse sandığa gömüldüler. Evet. Onun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar oldu ve insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verirken şunu düşündüler. Mesela benim yakın çevremde buna çok tanık oldum. Ya bunlar hiç olmazsa Allah'tan korkan insanlar. Buna hırsızlık yapmazlar. Tüy bitmemiş yetimin hakkına el uzatmazlar. Yolsuzluğa bulaşmazlar. Ve bu memleketin kaynakları da iyi değerlendirilirse biz refah içinde milli gelirimizi hakça paylaşarak yaşarız diye bir umutla doğru. İktidar yaptılar Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama şimdi 16 yıl sonra geldiğimiz noktada tekrar kriz sinyalleri güçlü bir şekilde yansımaya başlandı. Uzmanlara göre seçimi kim kazanırsa kazansın çok acı bir faturayı bu toplum uygulamak zorunda kalacak. Kemerler sıkılacak. Ve Türkiye'nin şu anda dış borçlarını ödeme kapasitesi son derece zayıfladığından IMF'nin kapısı çalınacak. 40 milyar dolar rezervlere mutlaka ilave yapılması gerekecek. Çünkü Türkiye'nin ödemesi gereken 240 milyar dolar civarında bir paraya ihtiyacı var. Faizler yükseldi ama yine de dolar belli bir rakamın altına indi. Dileğimiz bunun inmesi ve ülkemizin kriz görmeden, IMF kapılarına muhtaç olmadan bu potansiyelle tekrar güçlü bir şekilde ayağa kalkarak yoluna devam etmesi. Bunu yani bu ahlak eğer sizin söylediğiniz ölçüde tecelli etmiş olsaydı, memleket yönetimine hakim olsaydı bu değerler, biz herhalde bu noktalara gelmezdik. Herhalde gelmezdik. Yani aynı hususu belki vurguluyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde meydana gelen adaletsizliklerin ve aynı zamanda da kalkınamamanın çaresi olarak ortaya çıktı. Onun için de hem adalete hem de kalkınmaya vurgu yaptı. Ancak bugün maalesef üzülerek söylüyorum, en çok
ihtiyaç duyduğumuz konu adalet. Herkes bunu görüyor. Kimse bunun üstünü örtemez de zaten. Aslında şimdi Cumhurbaşkanı da söylüyor. Seçimlerden sonra olağanüstü kaldıracağız diye. Ama niye sonra da önce değil? Aslında seçimlere giderken olağanüstü halin kalkmış olması icap ederdi. Çünkü olağanüstü hal çok farklı bir havayla, bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığımız zaman kanunların altına sığınarak bizim bir takım adımları atmamıza birileri engel olmasın diye ilan edilir. Ve bu kısa bir dönem içindir. Çünkü olağanüstü hal aslında hukukun işlemediği bir dönemdir. Çok açık. Ama bu işte bir dönem olur. Hadi diyelim ki bir dönemde çözemediniz problemi, iki dönem uzatırsınız. Ama olağanüstü hal, olağan hale geldiği zaman hukuksuzluk bir memlekette olağan hale geldi demektir. Şu anda biz ne yazık ki bununla karşı karşıyayız. Kalkınma ise, kalkınma bir mefhum. Bir yerde siz attığınız bazı adımlarla kalkınıyormuş gibi gözükebilirsiniz. Ama aslında öyle bir bataklığın içine saplanmışsınızdır ki bunun aslında kokusu sonradan çıkar. Bununla ne demek istiyorum? Bugün Türkiye kalkınıyor deniliyor. Doğru. Ama üretime dönük hiçbir yatırım yapmadan. Sadece borçlanarak hizmet yatırımlarına ağırlık veriyorlar. Altyapı yatırımlarına ağırlık veriyorlar. Ne yazık ki milli gelir hesabında borç milli gelirin içine dahil ediliyor. Yani siz bugün eğer 1 milyon lira paranız var, 2 milyon da borç aldıysanız siz 3 milyon liralık zenginsiniz demektir. Kimse sizin 2 milyonunun borcu olduğunu düşünmüyor. Şu anda Türkiye böyle bir manzarayla karşı karşıya. Bizim bütün kalkınma hamlelerimiz, yollarımız, köprülerimiz, inşaatlarımız tamamı borçla yapıldı. Ha efendim biz bunu erteledik, yap işlet modeliyle yapıyoruz diyorlar ama yap işlet modeliyle bu iş yapıldığı zaman üzerimize binen yük öbüründen çok daha ağır oluyor. Birisine 10 ödeyeceğinize öbürüne ileride ama belki 30 ödüyorsunuz. Bu doğru bir kalkınma modeli değil. Bundan dolayı ben bu tarzdaki kalkınmayı obezite hastalığına benzetiyorum. Amerika'da obezite hastalığı bayağı yaygın. Avrupa o kadar değil. Bizde de herhalde yok elhamdülillah. Ama obezite yani aşırı şişmanlık, bir insanın 250-300 kilo olması güçlü olduğunun ifadesi değil. Sadece şişman olduğunun ve bir de bu hastalık yağ bağlatıyor insanlara. Hiç kas ve adale olmadığı için de zayıf düşüyor. Kendi kendini bile ayakta tutamıyor. Şimdi bugün Türkiye'nin geldiği, geliştik, kalkındık dediği nokta obezite hastalığına tutulmuş bir ekonomiden başka bir şey değil. Borca dayalı bir şişmanlama. Ve bu borç da üretime dönük yatırımlarda kullanılmadan sadece hizmet yatırımlarına gitmiş. Yani bu doğrudan doğruya parayı toprağa gömmek manasına geliyor. Para sürekli olarak toprağa gömülmüş ama toprağa gömülen para yani ne beton ne asfalt filiz verip büyümüyor. Bunun farkına varamadılar. Bundan dolayı da siz her geçen gün daha büyük bir borç yükünün altında kalıyorsunuz. Bir de bunun üzerine faizler. Hele de bu sıralarda olduğu gibi borç ödeme, taksit ödeme dönemi yaklaştığında ihtiyaç artınca döviz ister istemez kendiliğinden yükseliyor. Böyle olunca da sizin ihtiyacınız artıyor bu borcu ödeyebilmek için kaynağı olan ihtiyacınız. Bundan dolayı da biz bir hastalığa tutulduk. Ne adalet kaldı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adını aldığı adalet mefhumu şu anda yok. Kalkınma ise
sadece ve sadece görüntüden ibaret. Yani bir insanı düşünün, bir iş adamını düşünün, milyonlarca liralık borç alsa, o borcu kendi fabrikasının üretiminin artırılması, verimliliğin artması, kalitesinin yükseltmesi için kullanacağına kendi bürosunu tefriş eder, altına lüks araba çeker, bilmem nereden, Paris'ten giyinirse hapı yuttu demektir. Aynı duruma biz düştük şu anda. Şu anda o duruma. Şu anda biz o duruma düştük. Ve maalesef bu sıkıntının, bu sıkıntıdan kurtulma imkanı da biraz önce söylediğiniz gibi oldukça zor. Onun için kim kazanır bilmem. Ben ille de kazanayım diye bir iddiam yok. Bazıları diyor ki böyle deme. Kim kazanırsa Allah ona yardım etsin. Çünkü hakikaten kaldırılması çok zor bir yükün altına girecek Cumhurbaşkanı olarak. İster Tayyip Erdoğan kendisi olsun, İsterse İnce olsun, ister Meral Hanım, ister ben olayım. Kim olursa olsun bu kadar ağır bir yükün altına bugüne kadar iktidar değişikliklerinde hiçbir hükümet girmedi. Ben samimi olarak inanıyorum. Yani benim bir kısmım birazcık işte planlamaya dayanıyor. Gençliğim orada geçti. Daha sonra özellikle Türkiye'nin kalkınmasında, sanayileşmede çok önemli bir rol oynayan Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü vardı. Hemen hemen bütün yatırımlar oradan bir belge almadan yatırıma başlayamıyordu. Çünkü uygun krediye öyle alıyorsunuz, dövizi öyle buluyorsunuz o dönemde. Onun için bu konuyu yakinen bildiğim kanaatindeyim. Elbette arkasından ben sanayide de fiilen çalıştım. O zaman da böyle bir manzarayla bugüne kadar zaten hiç karşılaşmadım. Zaten metalurji mühendisisiniz. Yok galiba. Ben esas metalurjiyi kaçırdım. Ben tekstil mühendisiyim esas itibariyle. Evet. Pardon. Metalurji niye dedim ben? Çünkü Avrupa imtihanlarına girince metalurji mühendisliğini kazanmıştım. Herhalde metadandı. Bana bilgi geç geldiği için oraya gidemedim. Arkasından Sümerbank çıkınca Sümerbank'la İngiltere'ye gittim. Yani sizi benim bir... Sümerbank'ı mı ben gönderdi? Sümerbank adına gitmiştim, evet. Yani siz metalurji aslında şu anda Türkiye'de biz uçak diyoruz, tank diyoruz, top diyoruz, gemi diyoruz. Ya bütün bu sanayinin altında metalurji mühendisliği yatar. Çünkü ham maddesi sanayinin, teknolojinin kaliteli metaldir, çeliktir. Peki. Bunlar hiçbirisinde bizim... Maalesef ki şu anda bu taraklarda bezimiz yok. Onu da tekstilci gibi söyleyeyim. Temel Bey, Saadet Partisi merhum Necmettin Erbakan hocamızın milli görüş felsefesi doğrultusunda ilerleyen, onun izinden giden bir parti. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi de aynı köklerden gelen bir parti. Sizin şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi ile aranızdaki en önemli farklar nelerdir? Peki orada şöyle söyleyeyim. Aynı kökten geliyoruz ama bazen bitkiler büyür. Büyüyünce daha kaliteli olsun diye aşı yaparlar. O aşıdan daha kaliteli meyve alırsınız. Ama aşı yanlış yapılırsa işte o zaman tutmaz. Burada bir yanlış aşı oldu gibi geliyor. Aslında söylemler her zaman insanlar topluma giderken biz senin canını okuyacağız diye gitmez. Yani daha iyi olacak işler, daha güzelini yapacağız diye gider. Ama prensip itibariyle benim bu fikirlerime karşı çıkanlar olabilir. Onu hemen söyleyeyim. Temelde bu arkadaşlarımız yola çıkarken dediler ki biz milli görüş prensiplerini terk ettik. Böyle ifade etmediler. Milli görüş gömleğini çıkardık dediler. Şimdi giymeye çalışıyorlar ama uymuyor. Obezite hastalığı olunca gömlek yırtılıyor. Yani çok mu yediler diyorsunuz? Yani bilmiyorum ama ekonomi o kadar şişti ki Bu kolay kolay her gömleği uyacağı bir beden olmaktan çıktı. Türkiye olarak da maalesef öyle bir hale geldik. Öbür tarafta da bizim temelde şu prensiplerimiz vardı. Biz
Dünyada yani dünyada adalet sağlanmadan ülkemizde de sağlanabileceği kanaatinde değiliz. Bugün dünya küçüldü. Herkes de bunu görüyor. Ancak nereden başlayacaksınız? Elbette kendi memleketimizden. Şimdi başlarken dünyada da adaleti tesis için başlıyorsunuz. Bu bir defa büyük bir hedef. Herkes bunu göze alamıyor. Nereden çıktı? Siz hikaye okuyorsunuz diyorlar. Ama hoca yok, biz bunu yaparız dedi. Nasıl? Bir defa bu inanca sahip bir kadronun olması lazım. Bu da ahlaki ve manevi değerleri yüksek bir kadroya ihtiyaç duyuruyor. Biz bunu söylendiği zaman sadece bu belli bir noktadan alınıyordu. Hayır, bunun temelinde adalet yatar, güzel ahlak yatar. Komşusunun derdiyle dertlenmek yatar, fedakarlık yatar. Yolsuzluk yapmamak yatar, israf etmemek yatar. Bir sürü ahlaki prensipleri bunun içine koyabiliriz. Sonra biz eğer bu değerleri ihya etmek istiyorsak çok güçlü olmamız icap eder. Bu da sanayide ve teknolojide güçlü olmadan bugün dünyada sizin esameniz okunmaz. O halde biz ülkemizi mutlaka her noktada sanayide ve teknolojide en iyi noktaya götürmemiz icap eder. Ve bunu Türkiye'nin her tarafında yapmamız icap eder. Bir noktada değil. İşte biz bunu yaptıktan sonra şahsiyetli bir dış politikadır bizim üçüncü umdemiz. Şahsiyetli bir dış politika sergilersek dünyaya biz nizam verebiliriz, düzen verebiliriz. Çünkü herkesin buna ihtiyacı var. Şahsiyetli bir dış politika Batı'yla aramızda bizim şu fark var. Batı İkinci Cihan Harbi'nden sonra hep yeni fikirler keşfetti. Yeni keşfediyoruz zannettiler. Halbuki bu fikirler eskiden beri bizde var olan fikirler. Demin söylediğim hususlar. Bunu keşfedince üç noktada bunu ortaya koydular. Bir, dediler ki bundan sonra savaş olursa hapı yuttuk. Çünkü nükleer silahlar var. Dünya yok olur. O halde savaşın bile bir hukuku olmalı. Bunu Cenevre'de belirlediler. Sonra dediler ki bu dünyada insanlar farklı kanaatte, görüşle, inançla. Bunların da mutlaka haklarının korunması icap eder. O halde insan haklarının korunmasına ihtiyaç var. Batı diyor bunu. Strasbourg'da İnsan Hakları Mahkemesi kurdular. Sonra dediler ki sadece o değil. Ülkeler kendi vatandaşlarına da tahakküm etmemeli. Ülke aralarında problem çıkarsa bu da hukuk bazında çözülmeli. Buna da hukukun üstünlüğü dediler. Yalnız Batı'nın bir özelliği var. Menfaati gerektirdiği zaman bunların hepsini kenara atabiliyor. Aynen Mısır'da olduğu gibi. Diktatörlüğe karşı demokrasi diyorlardı. Ne oldu? Onu desteklediler. Aynen Cezayir'de olduğu gibi 1993'te seçimleri yarıda kestiler. Şimdi onun için Batı'da bir çift standart var. Ben bunu size de rahatlıkla söylüyorum. Ben bunu Batılı ülkelerin büyükelçilerine de, Batılı ülkelerden gelen gazetecilere, onlara da söyledim. Bazısının hoşuna gitti, bazısının hoşuna gitmedi benim söylediklerim. Şimdi biz ancak bu prensiplerle elbette önce kendi civarımızdaki ülkeleri bir araya getirip sonra bir güç oluşturup bunları kalkındırıp dünyaya barışı Batı'ya da öğretecek tarzda biz yapmalıyız dediler. Bu arkadaşlarımız bu prensipleri ya anlamadılar, kavramadılar, ne oldu bilmiyorum. Milli görüş göbeğini çıkardık dedikleri zaman işte bu ümdelerinden vazgeçtik manasına geliyor bu. Ne yaptılar arkasında dediler ki biz Avrupa'yı medeniyet projesi olarak benimsedik. Amerika bizim stratejik müttefikimizdir. Faizci kapitalist sistem de bizim kalkınma modelimizdir. Hapı yuttular. Bugün geldiğimiz nokta bunun neticesi. Yani Avrupa'ya temayülü olan insanlar vardır. Bugün Avrupalılar konuştuğumuz zaman ben Avrupalıların özellikle son zamanlarda adalete, hukuka dayalı ciddi iddiaları olduğunu biliyorum. Ama ne hikmetse iktidara gelenler ülke menfaati söz konusu olduğunda bunu bir kenara itebiliyorlar. Bu doğru değil. Temel Bey, sizin... Şimdi bunu yapıyorlar ve yani sözümü şöyle topla. Kusura bakmayın, ben rica bu ederim. Tip şeylere, panele çıkınca diyorum ki benim önümü kesmezseniz ben konuşur giderim. Onun için benim sözümü kesin, soruları sorun. Çok da güzel ona söylüyorsunuz. Göre. Yani buradaki söylemek istediğim nokta şu anda bunların hepsiyle problemli hale geldi. Avrupa'nın kapısında bu kadar zamandır bekliyoruz, 14 senedir. 30 fasıl açıldı, birinden sadece önümüz açıldı.
Avrupa stratejik müttefikimizdi. Güneyde bizi tehdit eden teröristlere destek vermeye başladı. Faizci kapitalist sistem de bizi iflas ettirdi. Şu anda bu noktadayız maalesef. Sayın Karamollaoğlu, ben merhum Necmettin Erbakan hocamızın hayatını yakından inceledim. Ve kendisinin çok beğendiği ve hatta iltifat babında söylüyordu. Başbakan olmamı sağlayan derdi. O programı bütün parti teşkilatına göndermişti video kasetler halinde. Ve bütün rüyası ağır sanayi hamlesiydi. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'ni çok büyük başarıyla bitirdikten sonra Almanya'ya gönderilmişti. 1947-48. Evet. Evet. Ve Almanya o sırada enkaz halinde. Aachen Üniversitesi'ne gidiyor. Ben oradaki bilim dostlarını da davet etmiştim programa. Evet. Profesör Schmidt'ti yanılmıyorsam. Evet, hatırlıyorum. Ve üniversitenin kaloriferleri yanmıyor. Camlar kırık. Buz gibi her taraf. Ve laboratuvarlarını bir garajda kuruyorlar. Ve orada Leopard tanklarının ısıtma soğutma, motorlarındaki ısıtma soğutma sorununu çözen buluşunu gerçekleştiriyor. Evet. Yani kelimenin tam anlamıyla teknolojik bir deha. Hakikaten öyle. Teknolojik bir deha. Şimdi şuraya getireceğim. Siz siyasetçisiniz. Ama sizin bazı siyasetçilerden farklı bir yönünüz var. Sadece alkış alayım, oy alayım diye popülist söylemleri dile getirmektense halkla gerçekleri paylaşarak, biraz önce mesela kim iktidara gelirse gelsin, çok acı bir faturayı uygulamak zorunda, reçeteyi uygulamak zorunda dediniz. Yani bu ciddi tarafınızdan cesaret alarak söylüyorum. Eğer o ağır sanayi hamlesi yapılmış olsaydı, şimdi Endüstri 4.0 deniliyor, işte yazılım devrimi deniliyor. Türkiye bu devrimi yakalama şansını bulabilir miydi? Tam o devrimi yakalamış olurdu. Eğer sizin dediğiniz gibi o ağır sanayi hamlesi devam etmiş olsaydı, şu anda biz hakikaten kendi uçağımızı uçurmuş, helikopterlerimiz havalanmış olacak, her sahada kendi ihtiyacımızı karşılayacak imalatların tamamını gerçekleştirecektik. Yani bu o kadar Erbakan Hoca hakikaten, yani bizim onun gibi olmamız mümkün değil. Bir dehaydı. Ben öyle kabul ediyorum. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Yalnız onu hemen şunu söyleyeyim. Hocam size sonradan bir araya gelince de tekrar da şu başbakanlığı bize bir daha verin diye. Ha şimdi ben de diyorum herhalde buradan çıkınca biz Cumhurbaşkanlığına gideceğiz gibi. Estağfurullah. Estağfurullah. Hakikaten hayatının son röportajı da, televizyon röportajı da yine bizimle birlikte tabii, olmuştu. Tabii, Nedim tabii. Şener kardeşimle birlikte. Ve program biterken dedi ki merhum, benim başbakanlık mazbatamı verin gideyim dedi. Ben estağfurullah hocam dedim, haddinize mi dedim. Dedi ki siz o işte hayatınız programını yaptınız, ben ondan sonra başbakan oldum. Şimdi de verin mazbatamı, ben yine başbakan olayım dedi. Çok da tevazu sahibi, gönül alıcı bir insandı. Nur içinde yatsın. Sağ ol, amin. Şimdi bakın Erbakan hocamızın o günkü projelerini, bir ağır sanayi kitabı vardı şöylece. O günkü projeleri eğer bugün hayata geçmiş olsaydı, hakikaten Türkiye bambaşka bir seviyede olurdu. Yani biz dünyada sayılı teknoloji, yüksek teknolojiye sahip ülkelerden birisi olurduk. En basitini söyleyeyim. Tabii Allah selamet versin, bu arkadaşlar bugün neredeyse Erbakan Hoca'nın temelini attığı fabrikaların tamamını sattılar. Tamamını. Yani geriye kalan, daha eskiden de gelen işte bir iki tane demir çelik fabrikası var. Petrokimya var. Yani şeker fabrikaları neredeyse bitti.
Başka da bir şey kalmadı neredeyse ama bir tane kaldı. Sırf bir misal diye söylüyorum. Diyarbakır'daki Temsan fabrikası kaldı. Evet. Temsan türbin imal eden bir fabrika. Türbin imal etti. Belli bir zaman türbinlerini devlete de özel şirketlere de sattı. Sonradan içini boşalttılar. İnsanlar gitti. Kapısında 50 tane bekçi var, o kadar. Şimdi düşünün siz, eğer bu fabrika beklenildiği gibi, hedeflendiği gibi yürütülseydi, bugün biz rüzgar türbinlerinin jeneratörünü biz yapacaktık. Buhar türbinlerinin jeneratörünü biz yapacaktık. Hidrolik türbinleri biz yapacaktık. Biraz daha ileriye gidiyorum. Jet motorlarının türbinlerini biz yapacaktık. Hedef buydu. Bunu çok açık, net ifade etmiş Erbakan Hoca. Ama siz düşünün, böyle bir fabrika şu anda atıl. Vah vah. Yani özelleştirseler şu var. Özelleştirdiklerini de doğru dürüst özelleştirmiyorlar. Şöyle özelleştirseler, bunu alacaksın, yatırım yapacaksın, kaliteyi artıracaksın, üretimi artıracaksın, ihracat yapacaksın veya ithalat ikamesi sağlayacaksın, insan çalıştıracaksın, ülke ekonomisine katkı sağlayacaksın. Öper başıma korum ben. İlle de devlet bunu yapsın diye bir iddiamız yok. Ama o fabrikanın çalışmasına ihtiyaç var. Bakın Aydın'da elektronik fabrikası vardır. Orası temeli atılırken ciddi problemler yaşanmıştı. Ben bizatihi gelmiştim bu dediğim 76'larda. Sonradan özelleştirildi. Ancak özelleştirilince bizim eski il başkanımız aldı, enteresan orayı. Bir Güney Asya'daki bir şahısla beraber aldılar. Alınca adam diyor ki ben burayı kapatıyorum çünkü benim karşıma rakip olarak çıkmasını istemiyorum. Ama bizim ilk başkan arkadaşımız dedi ki yo, ben burayı çalıştırmak üzere aldım. Hala çalışıyor. Ama tabii çok yavaş çalışıyor. Kör kütük çalışıyor. Halbuki buraya ciddi büyük yatırımlar yapılmış olsaydı biz şu anda elektronik ve elektromekanik sahada niye biz Kore ile boy ölçecek bir noktaya gelmeyelim? Onların yani bizi, boyu bizden uzun değil, aklı bizden daha iyi çalışıyor değil. Ama onlar bir noktaya teksif ediliyorlar, dikkatlerini koyuyorlar, bütün kaynakları o noktaya harcıyorlar. Arkasından da bir dünya devi oluyor. Amerika'nın bilmem iPhone'u varsa onların da Samsung'u çıkıyor meydana. Neden biz bunu yapmayalım? Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin, bunların hep ötesindeydi. Bakın Kayseri'de bir takım tezgahları fabrikası vardır. Hani hep konuşulur, makine yapan makine. Bunun adı takım tezgahıdır. Ben orayı 120 bin metrekare zannediyordum. 380 bin metrekarelik bir fabrika. Bunlar da takım tezgahı yaptı. Ürettiler 80'lerde, 90'larda. Ya fabrika yapan, tabii makine yapan fabrika. Tabii tabii makine. Şimdi birisi aldı, adamcağız battı, yeni, bana geçen gün birisi geldi, dedi ki biz burayı şimdi yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Ama aradan bu kadar zaman geçtikten sonra. Yani bu şunun için önemli. Şahsen eğer böyle bir görev bana verilse, ben sanayinin en ince noktasına kadar ilgilenmeyi bir görev bilirim. Neden? Çünkü bizim ülkemizin problemlerinin çözümü burada da olmuş. Ve bunun sadece belli yerlerde değil, Anadolu'nun her tarafına yayılmasına ihtiyaç var. Ülke bir bütün olarak kalkınırsa buna ben kalkınma derim. Ama bir bölge kalkınmış, öbür taraf aç kalmış, boş kalmış, tarlasını bile ekemiyor. Öyle bir kalkınma olmaz. O zaman Millet İttifakı seçimi kazandığı takdirde sanayiyle ilgili çok müjdeli haberleri almış sayıyorum. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Temel Bey, sizin sosyal medyadaki gücünüz beklenenin çok ötesine ulaştı. Evet. Ve çok ciddi takipçileriniz var. Ayrıca çok esprili mesajlar yayınlıyorsunuz oradan. Evet. Mesela işte biraz önce bahsettiğimiz konularla ilgili bir eleştiri yaptınız ve dediniz ki
Erbakan Hoca'nın kemikleri sızlayarak dediniz. Bunu Erzurumca bir tabir. bunu acaba siz mi düşünüyorsunuz? Nasıl bir sosyal medya ekibiyle çalışıyorsunuz? Siz zaten özel hayatınızda esprili bir insan mısınız efendim? Bilmem, öyle diyorlar, öyledir. Evet. Şimdi bunu ben şöyle söyleyeyim. Bizim şimdi sosyal medyada biz şunu gördük. Sağ olun. Halk TV gibi birkaç tane kanalın dışında bize ekranlarını açan kimse yok. Yani bizi tenkit ediyorlar ama o tenkitlere cevap verme fırsatını pek bize vermek istemiyorlar. Bizim de zorlayacak halimiz yok. Sosyal medya şu anda en rahat kullanılabilecek medya. Sağ olsun bizim gençlerden meydana gelen oldukça güçlü bir ekibimiz var. Bunlar gece gündüz her tarafı takip ediyorlar. Bizim onlardan bir ricamız oldu. Aman seviyenizi düşürmeyin. Kimsenin ağır ifadeler kullanıyorlar. Küfür ediyorlar, affedersiniz. Hakaret ediyorlar. Onlarla kendinizi aynı seviyeye indirmeyin. Ama usluplu, düzgün cevaplar verin. Biz buna razıyız dedik. Sağ olsunlar, buna da riayet ediyorlar. Yani orada bazen bu tip konular olduğunda da soruyorlar da bizim de. Bu da tam Erzurum ağzıyla güzel bir şey oldu hakikaten. Bir karşılık buldu. Peki Temel Bey, Fenerbahçe Kulübü pazar günü bir kongre yaptı. Evet. Ve bütün Türkiye neredeyse bu kongrenin sonucuna kilitlendi. Sadece Fenerbahçeliler değil. Fenerbahçe'ye geçmişte çok büyük emekler vermiş, hizmetler yapmış. Bana göre bugüne kadar Fenerbahçe tarihinin en büyük başkanı olan Aziz Yıldırım, bu seçim sonucunda büyük bir farkla başkanlığı Sayın Ali Koç'a bıraktı. Siz de bunu bir dip dalga olarak değerlendirdiniz. Evet. Bu aslında toplumdaki genel değişim arzusunun bir tezahürü müydü size göre? Kesinlikle. Yani ben onu şöyle ifade edeyim. Genel başkanlık görevi bendenizin omuzlarına yüklenince tabii toplumda önce bir havanın oluşması lazım ve size güvenin doğması lazım. Bundan dolayı da ben bütün illerde konferanslar vermeye arkadaşlarımızla beraber karar aldık. Ve birazcık da yerine göre sıkıcı da olabilir belki. Bu dünya nasıl bir dünya? Türkiye bunun içinde nerede? Hangi etkiler altındayız? Hangi sıkıntılarımız var? Bu sıkıntılardan nasıl kurtuluruz? Şimdi ben de konuşmaya başlayınca bir de bu slaytlarla falan 2 saat bazen 3 saat gidiyor. Arkadaşlar diyorlar ya, insanlar dinlemez, seyretmez. Benim garibime giden, insanlar önce biraz sıkılıyor, arkasından dinliyorlar. Yani %90-95 insan bunları dinledi. Ve yavaş yavaş da bir hava oluşmaya başladı. İşte erken seçim eğer bu kadar erken olmasaydı da 5-6 ay sonra olsaydı, benim kanaatim biz yaklaşık 40 küsur ilde bu konferansı verdik. Bu konferans her yerde verilmiş olacaktı ve bir ilgi doğdu. İlgiyle beraber bir de güven de doğdu. Çünkü somut, ben evet siyasi bir partinin genel başkanıyım, siyasi bir kimliğim var ama ben bunları anlatırken siyasi bir kimlikten çok bu meselelere nasıl yaklaşılmalı diye biraz daha entelektüel bir yaklaşımla bu konuları ele almaya çalıştım. İşte seçim ilan edildiği zaman da bu konuyu ben dedim. Yani bu iş, göreceksiniz, bir dip dalga geliyor. Seçimde bu meydana çıkacak. Erken mi olur, geç mi olur bilmem. Ancak Fenerbahçe kongresi yapıldıktan sonra dedim ki biz haklıymışız. Bu dip dalga 24 Haziran'da su yüzüne çıkacak. Ben ona inanıyorum. Yani tabii toplumda buna dip dalga dememin sebebi de şu: insanlar konuşmaktan korkuyor, endişe ediyorlar. Fikirlerini dile getirdikleri zaman
ya azarlanıyorlar veya bir yaptırıma uğruyorlar. Onun için de fikir beyan etmek şu anda toplumda özellikle de devletle şöyle veya böyle ilgisi olan, yani dediğim ya çocuğu oradadır ya kendisi devlete bir yerde çalışıyor veya esnaftır, sanayicidir. Adamlar birdenbire neye uğradıklarını şaşırıyorlar farklı bir fikir gündeme getirdikleri zaman. Bundan dolayı endişe taşıyorlar. Bakın bu sosyal yani özellikle kamuoyu araştırması yapanlar mutlaka size de gelmiştir tahmin ederim. Eskiden diyorlardı 3 kişiye soru sorarsak ikisinden cevap alırdık. Birisi vermezdi ama biz 2 kişinin cevabıyla genellemeye gidebilirdik. O iş değişti. 3'e soruyoruz, 1 kişi cevap veriyor. İşimiz zorlaştı ama son bir haftadır söylenen şu: 100 kişiye soruyoruz, 10'u 11'e ancak cevap veriyor. İşte bu ne demektir? Anketörlere mi? Tabii. Evet. Yani anketörler toplumla karşı karşıya geliyor veya telefon ediyor. Cevap vermiyor. Cevap vermeyenler neden cevap vermez? Genelde endişe ettiğinden. Eğer kendi söylemi birisinin kulağına giderse, bu da iktidar partisiyle özdeşleşmiyorsa, o zaman ben ceza alırım diye korkuyor. Ve buradaki mesele, bunu söyleyenler herhangi bir partiye oy vereceklerinden değil, iktidar korkusundan dolayı bunu böyle söylüyorlar. Yani demek ki bu oylar muhalefete gidecek. Fenerbahçe. Bundan dolayı da Fenerbahçe'de meydana gelen hadiseyi de ben Aziz Yıldırım'a biraz önce ifade ettiğiniz gibi, hakikaten Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başında en uzun kalan başkan. Birçok hizmetleri olmuş başkan. Yani herkes diyor ki onun kadar Fenerbahçe'ye hizmet eden kimse gelmedi. Ama demek ki bir yerde millet doluyor. Yeter artık başkan diyorlar. Yani keşke sen önceden çekilseydin. İstedik. Kendi gönlüne gitseydin kahraman olarak giderdin. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmazdın. Gene de onun kadrini bilenler bunu ikrar ederler. Aynı durum şimdi iktidar partisi için söz konusu kanaatime. Tabii diyorum. Hakkını da teslim edelim. Sayın Ali Koç kazandıktan sonraki çok büyük farkla kazandı. Evet. Yani dip dalga tanımınızı evet. Aklı çıkartacak bir fark bu. 4.000'e karşı 16.000. Tabii hiç kimse böyle bir fark beklemiyordu. Başta tabii. Sayın Ali Koç tabii, öylesine tabii. Büyük bir fark beklemiyordu ama bir zafer sarhoşluğu içinde olmadı. Olmadı, çok öyle. Ve Aziz Yıldırım'ın kulübe yaptığı hizmetlere, büyük hizmetlere teşekkür ederek Fenerbahçe'nin bundan sonraki tarihinde en büyük başkan olma yolunda da adımını attı. Evet. Benim tespitim odur. Doğru, Aziz doğru. Yıldırım geçmişin en büyük başkanıdır. Ali Koç da geleceğin yarınların en büyük başkanı öyle olacaktır. Gözükecek. Kendisine de başarılar diliyoruz hepimiz. Burada. Efendim, siz diyorsunuz ki Türkiye'nin geldiği son noktayı tanımlarken, yalnız ben 2 gündür, 3 gündür Sayın Cumhurbaşkanı'nda bazı dikkat çekici değişimler gözlüyorum. Mesela tarihleri karıştırıyor. Evet. Hayır, gülünecek bir şey değil. Evet. Gülünecek bir şey değil efendim. Evet. Şimdi bunu şu açıdan konuşmak durumundayız. Çünkü kendisi herhangi bir kişi değil, ülkemizin cumhurbaşkanı. Tabii. Tabii. Ve cumhurbaşkanı adayı ayrıca. Mesela dedi ki, tek parti döneminde biz yaşadık, 75 kişilik sınıflar vardı dedi. Efendim Bingöl'e gitti, 4 defa Diyarbakırlılar, Diyarbakırlılar diye seslendi. Zonguldak'ı telaffuz edemedi. Sonra merhum Özal'ın köprüyü satmamak için direndiğini ama karşısındaki komünistlerin satmaya uğraştıklarını, ki karşısında da o zaman komünist mominist yoktu. Allah rahmet eylesin. Halkçı Parti'nin genel başkanı Sayın merhum Necdet Calp'la Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin başkanı emekli orgeneral Turgut Sunal vardı. Böyle bir açık oturumda tam tersini söyledi merhum Özal. Bal gibi satarım köprüyü dedi. Evet. Satmadığı gibi yeni bir köprü de yaptı kendisi. O da nur içinde yatsın. Şimdi bunları acaba bir propaganda malzemesi olarak bilinçli bir şekilde mi söylüyor? Yani toplum ben ne söylersem inanır
şeklinde değerlendirdiği için ben ki ben öyle tahmin etmiyorum. Ya da aşırı yorgunluğun ben getirdiği biraz, bir zihinsel ben durum. Ben bunu zannediyorum ki son zamanlarda tabii çok yoruluyor belli. Yani bir tarafta ister istemez Cumhurbaşkanlığı görevinin yerine getirilmesi, kararların alınması gerekiyor. Bir tarafta da seçime gidiyoruz. Halka ulaşıp halka kendi fikir düşüncelerini yeni dönemde anlatması icap ediyor. Oldukça çok yani yorucu bir dönem. Çok, çok. Bundan dolayı ben bu yorgunluğun verdiği bir durum diye düşünüyorum şahsen. İnşallah öyle bir başka sıkıntı yoktur İnşallah. Diye. İnşallah. Şu anda bir şey İnşallah. Bilmediğimiz için bu tabii ne olursa olsun şu anda Türkiye ama endişelendiriyor hepimiz. Tabii şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve bu tarzdaki karışıklıklar insanda ister istemez bir endişe meydana getiriyor tabii. Yani sağlık durumu hakkında tabii bir şey de söyleyemem. Tabii. Şahsen evet. Ben bu konuları da şahsen kendi gündemime almıyorum da ancak şunlar oluyor bazen. Yani cevaplanması icap eden hususlar olursa da ona da mutlaka açıklık getirmeye gayret ediyorum ama. Yani o önemli bir şey. Tabii o açıklık getirilmeden olmaz. Efendim diyorsunuz ki siyaseten Türkiye'de tablo tıkanmıştır. Ahlaken tıkanmıştır. Ekonomide yollar tıkanmıştır. Dış politikada tıkanmıştır. Yani bir genel tıkanmışlık her tarafta maalesef. Durumu maalesef. Ve adalet de hukukta tıkanmıştır. Adalet, hukuk biraz önce söylediğiniz evet. gibi. Bunu nasıl aşacaksınız? Siz buradan çıkışı nasıl görüyorsunuz? Yani bu tabii zor bir dönem. Yani kamplaşma ve kutuplaşma bundan dolayıdır ki benim hep gündemimin birinci maddesi oluyor. Yani inşallah bir bendenize bir görev yüklenirse, omuzlarıma böyle bir mesuliyet yüklenirse birinci işin Türkiye'de kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir tavra ihtiyaç Gerçekten. Olduğu Gerçekten. Kesinlikle. Evet. Kim olursa olsun. Gerçekten. Yani fikren bizimle uyuşmayan, bağdaşmayan, çok sert eleştiride bulunanlar, başta bugün iktidar partisi mensupları olmak üzere herkesle kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'nin başına bir sıkıntı geldiği zaman bunu sadece bir grup şey etmiyor, buna maruz kalmayacak. Türkiye'nin tamamı buna maruz kalacak. Onun için ben şahsen bir numaralı meselenin kutuplaşma, iki numaralı meselenin de adalet olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu beraber yürüyecek. Adalet dediğimiz zaman da ben bunu yani kuvvetler ayrımını birlikte düşünerek söylüyorum. Kuvvetler ayrımının içinde adaletin ayrı bir yeri var. Yani adalet olmazsa devlet olmaz. Ya bu herkes tarafından kabul edilmeli. Çünkü bir yerde devletin varlığı eskiden öyle söylemişler ya. Küfürle bir devlet yönetilir. En ağır şartlarda ama zulümle yönetilmez demişler. Onun için bizim bu meseleye yaklaşımımızın hemen arkasından gelen kuvvetler ayrımı prensibidir. Biz bütün yetkiyi bir kişiye tahsis eder. Ondan sonra da sadece Cumhurbaşkanı'nın kanaati o. Canım yani adalet niye olmasın ki? 5 senede bir seçim yapılacak. Adalet 5 senede bir gelmez. Ya onu herkes bilmek mecburiyetinde. O seçimdir sonra. Adaleti, millet adaleti sağlamak için yoktur. Tercihte bulunur millet. Bazen yanlışı tercih eder. Bazen doğruyu tercih eder. Ama bu adaleti sağlamak için yapılan bir seçim değildir. Bunun bir defa anlaşılması lazım. Onun için bir yetki bir kişide var. Onun karşısında güçlü bir meclis olmazsa o yürütme mekanizmasını her an denetleyebilecek bir güce sahip değilse o memlekette huzur olmaz. Onun arkasından da adalet müessesesi mutlaka yeri geldiği zaman herkesi sıygaya çekecek kadar güçlü olmalıdır. Bu huzur ve barışın tesisinde en önemli gördüğüm peş peşe gelen İki konu. Tabii onun arkasından diğer bence yani yürütme için olmazsa olmaz dediğimiz ahlaki normlar olsun, ehliyet olsun, istişare olsun, yeri geldiği zaman meselelerde şeffaflık olsun,
denetleme olsun. Hoşgörü olsun. Hoşgörü olsun. Bunlar olmadan olmaz. Bütün bunlar yönetimin birer ayrılmaz parçası haline gelecek ki yönetim ülkede kardeşliği, birliği ve aynı zamanda kalkınmayı sağlasın. Onun için ben yani kutuplaşma ortadan kalktıktan sonra yönetim anlayışımızın çok önemli olduğu kanaatindeyim. O söylediklerim de bu sırayla gidiyor. Yani mutlaka kuvvetler ayrımı olacak, mutlaka iş ehline verilecek, ahlaki değerlere özen gösterilecek, önem verilecek. Mutlaka denetim olacak, şeffaflık olacak, mutlaka bir adil paylaşım olacak, istişare olacak. Arkasından da ben biraz teknik eleman olduğum için de diyorum ki planlama olmadan da olmaz. Olmaz gayet tabii. Evet. Devlet de planlamasız olmaz hakikaten. Peki Sayın Karamollaoğlu, yani diyelim ki Cumhurbaşkanı seçildiniz. İlk acilen yapacağınız iş nedir? Ayrıca böyle bir 100 günlük takvim içerisinde sırayla yapmaya çalışacağınız işler neler olabilir? Evet, yani ben tabii bu sorduğunuz soru önemli. Herkes bu sorunun cevabını istiyor. Ama ben belki 5-10 sorunun aynı anda cevaplanması gerektiği kanaatindeyim. Yani sadece birisiyle değil. Olağanüstü halin kalkması lazım. 5-10 konunun bir tabii, anda. Tabii, tabii. Evet. Mutlaka adalet mekanizmasının düzene girmesi lazım. Mutlaka bizde İstişare mekanizmasının oluşturulması lazım. Yani şu anda belki istişare bu söylediklerimizin de önüne geçer. Ya biz neredeyiz? Durum tespiti yapacağız neredeyiz, ki. Neredeyiz? Ne yapmamız tabii, gerekiyor? Evet. Durum tespiti yapacağız ki bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılardan nasıl kurtuluruz? Bu istişarenin içinde bizimle taban tabana zıt geldiği zaman bizimle kavga edecek adam olacak ki ben doğruyu bulabilirim yoksa yani vahiy gelmiyor ki. Biz, yani yandaş olması önemli değildir, liyakat sahibi olması tabii, önemlidir diyorsunuz. Tabii, yani zaten yandaşlar size kolay kolay doğru şey söyleyemezler. Gönlünüzü almak için bir şey söylerler, o da derde deva olmaz. Onun için bunların hepsi, ekonomi bizim şu anda yani göreve gelir gelmez ele alma mecburiyetinde kalacağımız bir iş. Yarın önemli. O halde buna çok ciddi bir geniş perspektifle konuya yaklaşmamız lazım. Eğitim dışarıda bırakılacak bir iş değil. Dış politika karman çorman neredeyiz bilmiyoruz ki. Yani tek tek saymaya kalktığımız zaman biz bir iki günün içinde bütün bu meseleleri masaya yatırıp kimlerle bu konuları çözeceğiz onları belirleyip arkasından da işte artık 30 günde mi olur, 100 günde mi olur? Bunların tamamının üstesinden gelebilmek için ciddi bir hamle başlatmamız lazım. Ama herkes şu kanaate gelecek. Bu pastada benim de payım var. Solcusu da sağcısı da. Milliyetçisi de bilmem gecircisi de. Kürdü de Türkü de. Herkes burada benim de katkım var diyecek. Yani bu kültürü yerleştirmek zorundayız diyorsunuz. Bunsuz zaten yürüyemeyiz. İçinde bulunduğumuz coğrafya çok badireli bir coğrafya. Israrla şunu söylemeyi de bir vazife biliyorum. Türkiye stratejik konumu itibariyle dünyanın en stratejik konumunda bulunan ülkedir. En stratejik ülkesidir. Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'nın birleştiği noktadayız Asya'nın. Eğer siz enerji kaynaklarına giden her yolların şey, üzerindeyiz. Her tabii. Eğer siz güçlüyseniz bu sizin gücünüze güç katar. Ama güçsüzseniz herkes sizin tepenize çullanır. Burayı ele geçirmek için. Şu anda bizim gücümüz maalesef olmadığı için tepemize herkes biniyor. Herkes buradaki pastadan pay almak istiyor. Halbuki biz buradaki imkanımızı, bu stratejik konumumuzu Avrupa'yla da, Amerika'yla da, Rusya'yla da, Çin'le de, Japonya'yla da ve diğer bölge ülkeleriyle de bir araya gelip güçlendirmemiz icap eder. Müşterek bir tavır koymaya ihtiyacımız var. Güç, uluslararası sahada iki şeyden kaynaklanır temelde. Birisi, demin dediğim gibi ekonomik güç. Sanayi ve teknolojidir burada esas olan. Silah da gelir buraya dayanır. İkincisi ise sizin yaptığınız ittifaklar size güç katar. Bazen zayıfmış gibi gözükse bile sizin
30, 40, 50 ülkeyle yapacağınız ittifak dışarıda çok farklı algılanır. Çünkü bugün ne yazık ki zayıf gözüken ülkelerin çoğu tabii maden zengini, petrol zengini, doğalgaz zengini ama hepsi sömürülüyor. Hiçbirisi kendi ayakları üzerinde durmuyor. Bu yapılabilir mi? Bana göre yapılır. Bazıları şunu söylüyor ya, öyle şey söylüyorsun ki herkes birbirinin boğazına sarılmış şu anda Orta Doğu'da. Kiminle oturup konuşacaksın? Ben de o zaman şunu hatırlatıyorum. Erbakan Hoca D8'leri kurmak için yola çıktığı zaman 8 ülke, Nijerya ile bizim aramızda bir problem yoktu ama diplomatik münasebet de yoktu. Mısır'la İran'ın arasında diplomatik münasebet yoktu. Pakistan'la Bangladeş arasında da diplomatik münasebet yoktu. Çünkü bölünmüşler. Ama bu 8 ülkenin devlet başkanını bir araya getirmeyi başardı. Biz onun için bir laf söyleriz. Erbakan hocamızın lafıdır. Bu inanç tekeden süt çıkarır. Bunu herkes yapamaz. Yani olmaz zannedilen. Ya da ben şöyle diyorum, iğne deliğinden urgan geçirmek. Evet. Olur tabii, o da olur. Bu yapılabilir. Kararlı olursanız, azimli olursanız ve inandırıcı olursanız tabii. Tekebbür de olmaz. Yani buraya gidip biz onlara, biz sizin abiniziz derseniz kimse bizim yüzümüze bakmaz. Ama gelin şu problemi beraber çözelim derseniz ben eminim ki herkes koşar. Ben size günün bomba haberini vereyim mi? Evet. Profesör Yalçın Küçük oyunu size verecekmiş. Evet. Evet, teşekkür ederim. Evet. Çok bu, bu beni memnun etti. Şundan dolayı. Tabii, hakikaten tabii. Çok farklı kesimler. Sizi çünkü çok iktidar için mücadele eden bir siyasi evet. lider olarak değerlendiriyor. Sağ efendim, şimdi hakikaten Türkiye'de bugün birbirleriyle çekişme içinde olan bir sürü entelektüel insan var. Herkes bir kampın elemanı gibi gözüküyor. Ama oturup da konuşulsa belki söylediklerinin en az %60-70'inde hemfikir oldular. Yeter ki başka bir etki altında kalmadan düşünüyor olsunlar. Tefekkür ayrı bir iştir. Onun için ülkeyi de ileriye mütefekkirler götürür. Onların fikirleri, onların düşünceleri insanlara şevk verir, heyecan verir, ümit verir. Bu tip meselelerde Yalçın Küçük Bey belki şimdiye kadar bizimle çok farklı mecralarda yürüyen bir insan gibi gözüküyor ama bu geldiği nokta hakikaten bizi de müteşekkir kıldı. Tabii Türkiye'nin zenginliği. Tabii. Efendim, siz programın başından beri kutuplaşmanın tehlikelerinden söz ediyorsunuz. Hoşgörüden, istişareden, liyakattan ve Türkiye'nin aydınlık yarınları için farklı düşünceye sahip insanların bir araya gelmelerinden, üretimden bahsediyorsunuz ve başka hepimizin özlediği bir Türkiye'yi vaat ediyorsunuz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı millet kıraathanelerinden söz ediyor. Şimdi bunu bu çerçeve içinde mi değerlendirmek gerekir yoksa kutuplaşmanın ayrı bir mekanı olarak mı tasavvur ediyor diye de insanın zihnine bir soru takılmıyor değil. Evet, evet. Tabii Uğur Bey, şimdi kıraathaneleri de millet kıraathaneleri, cumhur kıraathanesi, ittifak kıraathanesi gibi ayırmak da doğru değil. Bazı yerlerde bunlar meydana geliyor. Aslında kıraathanelerde normalde farklı kanaatte de olsa insanların, aynı bölgede yaşayan insanların bir araya gelip her konuyu rahatlıkla müzakere edebilmeleri icap eder. Ama belli bir noktada kemikleşmişse siz orada bir fikrin müzakeresini yapamazsınız. Sadece. Bir de şu var efendim, bu kutuplaşma sürecinde kutuplaşmanın had safhaya çıktığı ve hala seçim propagandasında oyları konsolide edebilmek için kutuplaştırma gayretlerinin süre geldiği bir ortamda buralar gidenler ve gitmeyenler diye bir fişlenme ortamı şeklinde değerlendirilmez mi? Tabii değerlendiriliyor da endişe meydana getiriyor işte bu. Sizin biraz önce söylediğiniz bir husus vardı. Yani ben de dile getirdim. İnsanlar hakikaten meydanlara giderken devlet dairelerine görev veriliyor. Şu kadar adam götüreceksiniz, fotoğraflarına bakacağız gibi
Bu akıl alır bir iş değil. Arkasından da fotoğraflar çekeceksiniz dönüyor. Onun arkasından biraz daha ileriye gidiliyor. Yani kaç kişi imza verdi? Bunları bir tetkik etmemiz lazım. Bu resmen tehdittir. Başka türlü anlaşılması mümkün değil bunun. Ve bunu eğer yani bir parti genel başkanı yapıyorsa vay geldi halimize. Onun için insanlar bir takım fikirlerini dile getirmekten, bir takım konularda kararlarını belirtmekten kaçınıyorlar. Onun için işte bu bir dip dalga meydana getiriyor. Giderek de bu dip dalga büyüyor benim kanaatim. Sırf yaptıkları bu yanlışlıklardan dolayı oluyor. Yani kendi hazırladıkları bir planın altında kalacaklar. Çünkü insanlar şeydir yani genelde tarafkir bile olsalar bazı noktalarda ya bu kadar da olmaz der insan. Bu kadar da olmaz dedirecek noktaya geldiği zaman işte o zaman tsunami olur. Biraz önce söyledikleri gibi dip dalga o zaman deniz yüzüne çıkar. Efendim sizin bu programa katılacağınızı açıkladığımız andan itibaren zaten troll tabir edilen grupların bizim programa olan teveccühleri öteden beri vardır. ama bu misliyle arttı. Evet. Misliyle arttı. Ve bugün dikkat ediyorum siz arkadaşlarınıza, sosyal medyada faaliyet gösteren destekçilerinize aman seviyeyi düşürmeyin. Hakaretlere, kötü laflara aynı şekilde cevap vermeyin. Siz nezih olun. Esprili cevaplar evet. verebilirsiniz diye telkinlerde bulunurken bunlar da yani troll kesiminde küfür dozu artıyor, hakaret dozu artıyor. İnsanın hakkına ister istemez şöyle bir soru geliyor. Acaba o cenahta bunlara dur diyecek aklı selim sahibi itidalini yitirmemiş yani kontrolden çıkmış bu kelimeleri kullanırken çok üzülerek ifade evet, ediyorum. Maalesef. Durumu engelleyecek beyinler yok mu? Evet, mutlaka kanaatime göre vardır. Olması da icap eder. Ben bu kesimi iki ayrı kategoride değerlendiriyorum. Şöyle bir kanaat var insanlarda. Yani bir ücret alarak küfretmeyi meslek haline getirmişler var. Onlara kimsenin bir şey yapması mümkün değil. Çünkü bunun için, hakaret etmek için ücret alıyorlar. Ama ve bu, böyle bir iş ihdas etmiyor. Maalesef. Yani bu yanlış da yanlış. Ama bu çok yaygın bir kanaat. Bunu düzeltmeleri icap eder. Ha bir de kendi kanaatleri, çok güçlü bir kanaatleri var. Onlar tatmin olmadıkları zaman tepki gösteriyorlar. Bunlarla oturup belki konuşulabilir. Ama öbür tarafla adam yani hakaret etmeyi bir vazife alıyor. Onun karşılığında da bir ücret alıyorsa ne yapacaksınız? Ücret verene yapma bunu ya demeniz icap eder. Kim veriyorsa, eğer veriliyorsa. Tabii bu üzücü bir şey. Peki efendim bu dilin, bu yöntemin kimseye bir yararı olabilir mi? Tam tersine. Bir defa, tam tersi. Kendilerine zararı var. Buna inanıyorum. Çünkü ben şuna şahit oldum. Yani şahsımla ilgili, benimle ilgili birçok iftiralar, şunlar bunlar yapıldı. Ben bir kısmına, bir iki tanesine sadece telefon açtım. Dedim ki bak beni siz tanırsınız. Bu söylediklerinizin doğru olmadığını da siz bilirsiniz. Eğer siz Allah'a inanıyorsanız, bak ben bu dünyada bir şey yapamam ama öbür tarafta hesabını sorarım. Ben bundan vazgeçmem. Çünkü bile bile yalan söylemek, bile bile hakaret etmek bu affedilir bir şey değil. Ha öbür tarafta da hakikaten işte bir kendine göre gaza gelip bir şeyler söyleyenler var. Onlara da yapacak bir şeyimiz yok. Sadece onları itidale davet ediyoruz. Onların bu noktaya gelmeleri çok farklı bir sebepten. Yani adeta Erbakan hocamız hatırlarsanız bu kesimi tarif ederken büyülenmiş, efsunlanmış tabirini kullanırdı. Çünkü siz hakikaten büyülenmek demek dışarıdan başka bir telkine açık olmamak demek. Ama aşkın gözü kör olur derler. Eğer
bir şahsa, bir zümreye karşı müthiş bir sevgi, başka tarafta karşı sizde kin duyguları beslemenize sebep oluyorsa bunun çaresi yok. Uğur Bey, maalesef. Ama ben itibar etmiyorum. Hiç okumuyorum, dikkate almıyorum. Bazen gözüme çarpan bir şeyler olabiliyor ama çünkü onlarla uğraşarak Türkiye'nin meselelerini çözmek mümkün değil. Bizim derdimiz biraz daha farklı. Ben buradan da eğer seyredenler varsa onlara da söylediğimiz, bana tepki gösterenlere de söylediğim, ya sadece benim söylediklerimi dinliyorsanız, söylediklerimle ilgili itirazlarınız varsa ben her zaman sizi dinlemeye hazırım. Ama siz benim söylediklerimi dinlemeden sadece saldırıyorsanız o zaman da size karşı yapacak hiçbir şeyim yok. Çok doğru. Maalesef. Çok doğru. Konfüçyüs'ün dediği gibi kötü düşünen kötüdür. Doğru. Ya onu ben öyle diyorum. Yani sadece söz, herkes zanneder ki birisi başka birisine bir hakaret ifade eden söz kullanırsa karşıdakini tarif ediyor. Yok. Söz ağzından çıkan insanı tarif eder. Neyi söylüyorsanız siz osunuz aslında. Şimdi tabii sosyal medyadaki bu durum, bu tablo insanı ister istemez şu tür düşüncelere de sürüklüyor. Şimdi seçim gecesini düşünüyorum ben. Eskiden Anadolu Ajansı önemli bir kaynaktı. Ama Anadolu Ajansı'nın geçtiği seçim sonuçlarını kontrol edebilecek başka bağımsız mecralar vardı. Evet. Doğan Haber Ajansı vardı örneğin. Evet. Bir iki diğer ajansları da sayabiliriz bunlar arasında. Ama artık tüm ajanslar TRT başta olmak üzere yandaş hale geldi. Yani gözü kapalı iktidar destekçisi oldular. Evet. Şimdi geçmiş seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu biz sonuçlar yayınlanabilir demeden hiç kimse bu tür bir eylemde bulunamaz şeklinde bir yasak koyardı. Gerçi onu da dinlemezlerdi. Evet, o yasak evet, delinirdi. Ve ilk sonuçlar gelmeye başladıktan sonra bir yarış halinde bunlar topluma duyurulurdu. Ama dediğim gibi karşılıklı denetleyebilecek mekanizmalar vardı. Evet. Şimdi böyle bir durum yok. O akşam Anadolu Ajansı, TRT, Doğan Haber Ajansı hep birlikte böyle bir yanlışlık gayretle, yaparsa böyle bir gayretle gerçek olmayan sonuçları topluma bir an önce duyurup sandık başlarındaki görevlileri karamsarlığa sürüklemek, ekran başındaki insanları tuh be gene kaybettik şeklinde karamsarlığa, bedbinliğe sürükleyebilecek bir algı operasyonu gerçekleştirirler ya da buna niyetlenirlerse bunu düşünmek zorundayız. Tabii. İster istemez düşünüyoruz. Çare ne olacak? Şimdi bunun bir tane çaresi var. Başka da çare yok. Şu anda aslında sistem olarak bizim seçim sistemimiz güvenli bir seçim sistemi. Burada bir takım farklı müdahalelere kapı aralandı belki. İşte mesela boya vardı. Ne olacaktı yani biz parmağımız boyanmış olsaydı ikinci sefer kimse oy kullanamasaydı. Efendim işte bu bize yakışmıyor. Niye yakışmıyor? Yani medeniyet parmağın bir hafta boyalı kazanması geçmesiyle ilgili bir şey değil ki. Durum değil ki. İşte arkasından bu sandıkların taşınması meselesi. Bu oldukça bir endişe doğuran husus olarak ortaya çıktı. Bir de sandık başkanlarının doğrudan doğruya valilik, kaymakamlıklar tarafından belirlenen kişiler arasından seçilmesi. Ancak her şeye rağmen sandık kurullarında partiler temsil ediliyor. Ve 5 partinin temsilcisi var. Şu anda Türkiye'de 170 bin civarında sandık var. Bunların biz resmen 130 binine yakınında temsilci bulunduruyoruz. Siz Saadet Partisi olarak. Tabii. Oo. Bunun dışında da biz diğer bütün sandıklarda temsilci bulunduracağız. Ancak bazen temsilciler başka partilerde gelmiyor. Onlar gelmezse otomatikman bizimki temsilci olabiliyor. Önemli. Tabii. Onun için biz sandıkların büyük bir kısmında varız. Ancak biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi ile de konuştuk. Tabii İyi Parti kendileri bulunduramıyorlar resmen şu anda.
HDP Güneydoğu'da birçok yerde peki var. Peki efendim, şimdi bu çok önemli bir konu. Evet. Buraya bir nokta koyalım. Reklamlara gireceğiz. Olur. Reklamlardan sonra bu bölümden tamam, başlarız. Olur. Çok önemli. Bütün ayrıntıları tabii, konuşuruz. Tabii. Ve ekranları başında bizi dinleyenlerin endişeleri varsa tabii, onları giderecek bilgileri paylaşacağınızı inşallah, zannediyorum. Tabii. Sevgili seyirciler, İzmir'den İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi'nden, yani eski fuar içindeki Kültür Park'taki bu merkezden Halk Arenası canlı yayını kısa bir aradan sonra Sayın Temel Karamollaoğlu'yla devam edecek. Şimdilik izninizle. Konuklarımız, İzmir'den Kültür Park'taki İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi'nden Halk Arenası canlı yayınının ikinci bölümüyle hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bakıyorum jenerikten sonra yapılan tezahürata aranızda bulunan Cumhuriyet Halk Partililer de alkışlarıyla destek veriyorlar. Böylece hem İzmir konukseverliğinin bir örneğini gösteriyorlar, hem de Millet İttifakı'nın bu salonda da devam ettiğini somut bir şekilde gözler önüne seriyorlar. Efendim, biliyorsunuz konuğum Saadet Partisi'nin genel başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Sayın Temel Karamollaoğlu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamlardan önce sandık güvenliği ile ilgili çok önemli bir konuya değiniyorduk. Oradan devam edeceğiz. Ancak ben her programda yaptığım bir çağrıyı bir kez daha tekrarlıyorum. Benim gönlümden geçen, sadece Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylarını konuk etmek değil, Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Millet İttifakı ve diğer Cumhurbaşkanı adaylarının da konuk olacakları gerçek bir demokrasi platformunda bir tartışma gerçekleştirelim. Gelmezler abicim, gelmezler. Geldikleri takdirde başımızın üstünde yerleri var. Saygıda asla kusur etmeyiz. Zaten Sayın Tayyip Erdoğan benim bu tür açık oturumları yönetmekteki adil yaklaşımımı 2002 seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki ve acil şifalar dilediğimiz genel başkanı Sayın Deniz Baykal'la yaptığı tartışmada gördü. Tabii. Tanık oldu. Geçmişte başbakan olduğu dönemde ben kendisiyle birçok röportaj yaptım. Makamında, başbakanlık makamında da yaptım. Ve yanılmıyorsam şu ana kadar kendisiyle en fazla televizyon röportajı yapan gazeteci de yine benim. 2007'ye kadar bu röportajları periyodik olarak gerçekleştiriyorduk. Ama nedense ondan sonra bize konuk olarak gelmedi. Takdirleridir. Ama benim gönlümden geçen tüm Cumhurbaşkanı adaylarını bir araya getirmek, görüşlerini açıklamalarına gereken zamanı fazlasıyla verip imkan sağlamak ve halkımızın onların düşünceleri hakkında ve Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözecekleri konusundaki açıklamalarını takip ederek bir fikre varmaları, bir hüküm vermelerini sağlamak. Demokrasi budur ve medyanın görevi de budur. Şimdi bakın, tarafsızlıktan ve bağımsızlıktan uzaklaşınca medya ne hale geliyor? Reklamlardan önce bana gönderilen canlı yayın
istatistiğini size okuyorum. Reklamlardan önceki durum. Şimdi bir kanalda Habertürk'te Sayın Bülent Arınç konuk. NTV'de Sayın Başbakan Binali Yıldırım konuk. CNN Türk'te Türkiye'nin gündemi programı yayımlanıyor. Tartışma programı ve tablo. O anda NTV'yi 593 kullanıcı izliyor. Yani bu sembolik bir rakam. Yani bir zaman kesitinin istatistiklere yansıyan rakamları. NTV'de sadece 593 kişi izliyor yayını. Habertürk'te 1630 kullanıcı seyrediyor. CNN Türk canlı yayınını ise 795 kişi izliyor. Şimdi sevgili seyirciler, değerli konuklar, üçünü topluyoruz. 795 artı 1630 artı 593 bizim neredeyse 4587 olan seyircimizin yarısını bile teşkil etmiyor. Yarısını bile teşkil etmiyor. Şimdi iki haber kanalında iktidarın önemli iki ismi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli iki ismi ve CNN Türk'te yandaş kanal, orada da iktidarın sesleri var. Ama halkımız özgür, bağımsız yayıncılık yapan, tam bir demokrasi anlayışıyla tarafsızlık içerisinde liderlerin düşüncelerini, fikirlerini, çözüm önerilerini halkımızla paylaşan Halk Televizyonu var ve halk bağımsız, tarafsız yayıncılığı izliyor. Bu da ibret verici bir durum olarak kaydedilsin, tarihe not olarak geçsin diye sizlere aktardığım bir husus. Sayın Karamollaoğlu, reklamlardan önce bazı endişelerimizi dile getirdik. O da şu, acaba seçim gecesi bir algı operasyonu yapılabilir mi? Çünkü belli kaynaklar var, ajanslar var, bunlar iktidarın elinde. Hepsi adeta iktidarın sesi gibi faaliyet gösteriyor. Bazen olmayan durumları da sanki gerçek haberlermiş gibi sundukları bile kayıtlara geçiyor. Seçim gecesi, bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sayfasında sonuçlar açıklanmadan veya açıklansa bile çoğu kimse oraya bakmıyor, doğrudan doğruya ekranlara bakıyor. Bir algı operasyonu yaparak sanki bir oldu bittiye getirircesine seçimi Cumhur İttifakı'nın kazandığı ve ilk turda Sayın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine yönelik rakamlar verirlerse, bu sandık başındaki görevlilerin moralini bozar. Onlarda bir yılgınlık, eyvah kaybettik, çabalarımız boşuna gitti şeklinde düşüncelere, ekran başındaki seyircide yine böyle bir paniğe, bir karamsarlığa yol açabilir mi? Ki benim 50 yıllık bir yayıncı olarak endişem budur, açabilir. Evet. Buna karşı Millet İttifakı ne yapmalı ve halk gerçek sonuçları bu yılgınlık atmosferi oluşmadan nasıl elde edebilmeli, o sonuçlara nasıl ulaşabilmeli? Evet, bir defa Uğur Bey, birinci mesele önce sandıklardan çıkan neticenin doğru olması ve ilçe seçim kurullarına doğru aktarılmasıdır. Şimdi sandıklar açıldıktan sonra bu dönem oyların sayılmasının ben uzun bir zaman alacağı kanaatinde değil. İki şey yapılacak. Birisinde Cumhurbaşkanı kim olacak diye çok süratli bir netice alınır. İkincisinde de partilere verilen oylar sayılacak. Bunlar yani ilk iki saat içinde kanaatim halledilir, açıklanır. Bizim biraz önce de ifade etmiştim, 170 bin civarında sandığın yaklaşık 130 bininde temsilcimiz var.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha fazla vardır kanaatindeyim ben. Aynı zamanda diğer partilerin de, muhalefette bulunan partilerin de, HDP'nin de mesela Güneydoğu Anadolu'da ve bazı yerlerde temsilcileri var. Bütün bunlar dikkate alındığı zaman sandık kurulundaki temsilciler önce mazbataları almaları icap eder. Mutlaka. Ve bu mazbatalarını kendi ilçe teşkilatlarına ulaştırmaları icap eder. Arkasından da mutlaka partilerin arasında da bir diyaloğun kurulması lazım ki bu uyum sağlansın. Yani rakamlar kesinlik kazansın. Ondan sonra tabii bunları en önemli kademe burasıdır, ilçeye kadar. Eğer bunlar süratle diğer basın yayın organlarına da aktarılırsa, TRT dahil, ben neticenin 3-4 saat içinde alınabileceği kanaatindeyim. Yani öyle 12'yi falan beklemeye hacet yok. Sizler de biliyorsunuz. Genelde ilk 2 saat içinde hemen sandıkların neticeleri gelmeye başlıyor. Bu noktada da bir kararlılık var. Ben mesela İyi Parti her ne kadar yeni olduğu için seçimlere giremiyorsa da temsilci bulunduracak bütün şeylerde, sandıklarda. Eğer sandıklarda bir parti eksik kalırsa onun yerini tamamlayabiliyor. Böylece biz sandıklarda bir hile yapılmasını önlemek için azami gayreti gösteririz. Taşımalı sandık toplam seçmen sayısı 400 bin civarında. Bu neticeyi çok etkilemez ama il bazında etkileyebilir. Orada da hassasiyet gösterilmesi lazım. Ben ümit ediyorum ki hileye başvurulabilir ama hile netice vermez kanaatindeyim. Bir de şunun üzerine vurgu yapıyorum. Özellikle sandık kurulundaki üyeler, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve yüksek seçim kurulu, sabahleyin sandık başına, görev başına geldikleri zaman bir yemin ediyorlar namusları ve şerefleri üzerine. Bu yemini sürekli olarak hatırlatmamız lazım. Kimse namusundan ve şerefinden fedakarlık yapmaz kanaatindeyim. 3-5 tane adam çıkarsa da onlar neticeyi yani daha net bir deyimle kimse namussuzluk ve şerefsizlik yapmaz diyorsunuz. Öyle ümit ediyor. Yani ama bunu hatırlatmakta fayda var. Yani insanlar bazen kendi partileri lehine bir değişiklik yapılmasını marifet gibi görebiliyorlar. Halbuki milletin oyuyla oynamak hakikaten en büyük suçtur, vebaldir. Yani bu hafife alınacak bir konu değil ki. Millet oy vermiş. Siz onu başka bir tarafa kaydırmaya kalkıyorsunuz. Bir de bu yolla milleti germeye de hiç gerek yok. Tabii, tabii. Onun için bu noktada eğer biz üzerimize düşeni bu şekilde yerine getirebilirsek, benim kanaatim seçimlerin neticesi TRT bunu ilan etmeden önce ilan edilmiş olur. Onun için ona hacet kalmaz inşallah. Böylece bir hileye de fırsat doğmamış olur. Yani dip dalga hedefine ulaşmış olur diyor. Ulaşmış olur. Ve bendeki kanaat şu. Evet, son zamanlarda kamuoyu araştırması yapan şirketlerden çok farklı sesler gelmeye başladı. Bazıları ilk anda Cumhur İttifakı'nın kazanacağı konusunda rakamlar veriyor. Hem de çok yüksek rakamlar veriyorlar. Ama öbür taraftan da bunun tam tersini söyleyenler var. Ben aradaki farkın kapatılamayacak, hileyle kadar kapatılamayacak kadar büyük olacağına inanıyorum. Millet İttifakı lehine. Yani bu konuda benim kanaatim böyle. Netice ne çıkar? O zaman da tıraş olunca göreceğiz. Saçımız ak mı, kara mı? Fakat ben bunun böyle olduğu, bu sessizliğin başka türlü izahı yok Uğur Bey. Yani siz insanların 100 kişiye soru soracaksınız, onu cevap verecek, 90'ı vermeyecek. Yani ben Saadet Partiliyim demekten imtina edenler Saadet Partili değildir. O mutla yani Saadet Partilidir. Başka partiye, AK Parti'ye vereceğim diyen korkmaz. Verir. Tabii göğsünü ben böyle söyler. Tabii tabii. Ama Saadet Parti'ye veya başka bir partiye, Millet İttifakı'na oy verecek olanlar endişe ederler. Şu anda bu endişe var. Onun için
anketlere doğru cevap vermiyorlar. Cevap vermiyorlar daha doğrusu. Ben bu seçimlerde hangi yola başvurulursa vurulsun neticenin kısa zamanda ortaya çıkacağına ve mutlaka bir iktidar değişikliği olacağına inanıyorum. Çok ciddi çalışmalar var tabii. Hem Saadet Partisi'nin elemanları çok ciddi çalışıyorlar. Mesela biraz önce bana bir mesaj geldi. Hem de görüntülü. Giresun'dan Saadet Partili yurttaşlarımız kahvelere gidiyorlarmış. Ve rica ederek şu anda çok önemli bir program var. Halk Televizyon'da Halk Arenası var. Sayın evet. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Uğur Bey'in konuğu, eğer mümkünse açar mısınız diyorlarmış ve bütün kahve evet. bu yöntemle, bu yöntemle Halk Televizyonu'nu seyrediyormuş. Evet. O gayretlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi adına bu sandık gücünü organize eden Sayın Mehmet Ali Çelebi İzmir'de evet. de Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı. O diyor ki bu kez yurt sattığında Millet İttifakı'nı temsil etmeyen herhangi bir sandık kalmayacak diyor. Hamdolsun doğru. Bu çok önemli bir çok mesaj. Çok önemli tabii. Çok çünkü önemli. Son referandumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yaptığı örgütlenmede 20 sandıkta görevli bulunduramamışlardı. Evet. Ve en çok hilenin yapıldığı iddiası da oralarda. O sandıklardan kaynaklanmıştı. Şimdi böyle bir ihtimalin ortadan kaldırıldığını söylüyor. Sadece kritik bir seçim bölgesi olan Şanlıurfa'da bazı müşahitlere ihtiyacımız var diyor. Gönüllü talep ediyoruz. Evet. Evet, ben de buradan bir kez daha duyuruyorum. Şanlıurfa'da müşahite ihtiyaç var. Lütfen gönüllü olmak isteyenler @sandıkgucu veya İyi Parti veya Saadet Partisi'nin yetkililerine başvurabilirler ve oradaki eksiklik bu yolla kapatılmış olsun. Bunu da duyuruyorum. İyi Parti'de dediğim gibi daha önce sivil toplum kuruluşlarında evet. gönüllü olarak faaliyet göstermiş. İşte Türkiye'nin oyları, Ankara'nın oyları gibi çok önemli sivil toplum örgütlerinde sandık güvenliğini sağlamış olan kişiler var. Şu anda bir haber de geldi bana. Yani İyi Parti en az 30 bin sandıkta varız diyebiliyor. En az 30 en bin, az 30 çok bin güzel. Sandıkta belki çok daha fazla Saadet olacak Partisi, bu. Evet. Artı İyi Parti, tabii, artı tabii. Cumhuriyet Halk evet. Partisi. Evet. Bence de yani, boş sandık kalmaz. İnşallah. Hile düşünenler için bunu evet. bir kez daha hatırlatalım. Beyhude evet. bir gayretin içine girmeyin. Evet. Namuslu ve şerefli davranın. Ettiğiniz evet. yemine sadık, sadık olun. Sadık olun. O kadar. Evet. Sağ olun. Sayın Karamoğluoğlu, ben bugünkü Sözcü'de köşe yazımda da bahsettim. İstanbul'da bir PTT şubesi her ay işsizlik maaşı olarak yaklaşık 80 kişiye 100 bin Türk lirası ödemede bulunuyor. Ama o PTT şubesinin yetkilisi diyor ki ayın 5'ine kadar bu ödemeyi yapmam lazım. Ancak bugüne kadar bana 8 bin lira gönderilebildi. Soruyorum merkeze, niçin göndermiyorsunuz? Para yok, nasıl gönderelim diyorlarmış. Allah Allah. Evet, yani bu da bir kaynak başka sorununun olduğunu gösteriyor. Hem bu konuda ne düşünüyorsunuz onu alın. Bir taraftan da şehir hastaneleri inşa ediliyor ve bambaşka bir sağlık anlayışı konseptine maalesef. Geçiliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, yani önce hemen sağlık birincisini söyleyelim. Ben inşallah sandıklarda bir hile yapılmasına fırsat verilmeyecek. Milletimiz vermeyecek. Yani orada sadece sandık müşahitleri bulunacak değil. Mutlaka sandıklarda her partinin gözlemcileri olacak ayrıca. Evet. Bir kişi değil belki 10 kişi, 15 kişi. Bundan dolayı burada inşallah bir endişemiz yok. Yalnız önemli olan nokta herkesin sandık başına gitmesi lazım. Yani bu büyük bir vecibe, büyük bir mesuliyet. Gitmeyen kime oy verirse versin, ister iktidar partisine, ister muhalefette bulunan bir partiye, görevini ihmal ederse büyük mesuliyet altındadır. En büyük yurttaşlık görevi. Tabii tabii. Şu anda bu en önemli görev.
İkincisi konu ise bugün iktisaden Türkiye cidden çok büyük bir çıkmazın içinde. Israrla söylediğimizi tekrar ediyorum. Türkiye'de ekonomi tamamen ranta dayalı bir faaliyet haline geldi. Rant deyince işte yabancı bir kelime, bu kar manasına kullanılıyor. Yalnız buradaki kar bir ticari faaliyet veya sınai faaliyetten dolayı değil, havadan para kazanma manasınadır bu rant dediğimiz. O nedenle iktisatta hak edilmemiş gelir. Gelir tam manasıyla. Şimdi bu gerek arsa spekülasyonundan oluyor, gerekse bu yap işlet devret modeli ileride bizim üzerimize altından kalkamayacağımız kadar büyük bir yük getiriyor. Şehir hastaneleri bunlardan bir tanesi. Yani bu metodu başkaları da kısmen denemişler, İngilizler de Fransızlar da, ama herkes çabucak kurtulmuş bundan. Vazgeçmişler. Tabii vazgeçmişler. Bizde ise bu biraz da istismara sebep olacak tarzda ele alındı. Hangi yani, açıdan efendim? Şu açıdan. Şimdi bir defa şehir hastaneleri denilen hastaneler şehrin dışına taşınıyor. Ucuz arsa olsun, çabuk yapılsın diye. Ancak şehrin içinde halkın ayağının alıştığı, kolay ulaşabileceği hastaneler çoğunlukla yıkılıyor. Esas temelde benim itirazım işte bu noktada. Efendim modernleşmeyelim be. Modernleşelim de ya, ille de yeni bir bina yapmaya ihtiyaç yok. Aynı binayı daha modern hale getirelim. Ama bir binayı yıkıp yenisini yapmak milyarlarca liralık bir yük getiriyor. Ve ekstradan bir imkan da sağlamıyor bize. Şehir hastanelerinde ise ayrı bir komedi mi diyelim, trajedi mi diyelim, devlet hastaneyi birisine yaptırıyor. Sonra o hastaneyi kiralıyor. Onun arkasından ve bu kiralama meselesi çok ama yüksek fahiş fiyatlarla yapılıyor. Bundan dolayı da şehir hastaneleri vatandaşın sırtına bir yük olarak biniyor. Yani siz %70'ini garanti ediyor devlet. %70'i. Şimdi bir ülkeyi yöneten iktidar hasta sayısının azalması için mi uğraşır? Yoksa her yıl... Bakın, yani tepkiyi görüyorsunuz. Çok çok önemli. Hasta garantisi mi verir? Tabii, çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Onun için siz dediniz ya, ilk yapacağınız işlerden birisi ne? Belki de bu olur. Hastane lafını kaldıracağız, şifahane diyeceğiz. Yani hasta olup gelmeyin buraya ya. Buraya gelen de burada şifa bu. Derdimiz bu bizim. Ama maalesef hastahane tabiri insanları zorla hasta et, sonra da tedavi etmeye çalış mantığına dönüştü. Bu yanlış. Yani bu sadece bizde değil, bütün dünyada da bu yanlışlık var. Biz insanların hasta olmamaları için hiçbir çaba sarf etmiyoruz. Koruyucu hekimlik diye bir koruyucu, şey var. Koruyucu hekimlik yok ki bizde. Maalesef üniversitelerde de tıp fakültelerinde de bir insanın hasta olmaması için ne yapması icap ettiği konusunda bir ders yok benim bildiğim kadarıyla. Hastalanırsa nasıl tedavi edileceği konusunda ders var. Bu çarpıklığı değiştirmemiz lazım. Biz bakın bunu ele aldık. Biz birçok konuda raporlar hazırladık. Şehir hastaneleri raporu. Biz burada inceden inceye Türkiye'nin başına nasıl bir çorap örülüyor bu yolla, bunu anlatmaya çalıştık. Hakikaten üzerli. Üzüntü verici bir şey. Çok tehlikeli mi buluyorsunuz? Elbette. Yani durduk yere vatandaşın, yani hasta olmazsan gene parayı senden alıyor, benden alıyor. Uğur Bey, yani biz hasta olmadık, gitmedik. Hastaneye gidenler ne dedi? %70'in altına düştü. Ya niye gitmediniz diye. Bizim bütçeden karşılıyorlar. Olur bütçeden be. Karşılamak ne demek? Hasta olmayanlar ödüyor bu sefer parayı. Aziz bu aynen Nesin, köprüler Aziz aynı. Aziz Nesin hikayesi gibi bir durum. Tabii işte. Geçenden bu şeyin vardır ya, meşhur deli dumrul misali. Evet. Geçenden 10 para, geçmeyenden sopa atıp 20 para alıyor. Ya bizde de öyle oluyor şimdi adeta. Hakikaten bu yap işlet devret modeli bazen trajikomik durumlar ortaya evet. çıkarıyor. Mesela Osman Gazi Köprüsü ile ilgili son dönemde sosyal medyaya
çok büyük şikayetler yansıtıldı. Mesela elektronik geçiş imkanı var aracın. Evet. Onunla geçmek istiyor fakat bariyer iniyor ve gişedeki parayı tahsil etmek istiyor. Sebep de şu, eğer otomatikten geçerse, yani elektronik geçiş sistemini kullanıp daha sonradan tahsilatın yapıldığı yöntemle giderse, karayolları parayı yap işte devret modeliyle o köprüyü yapana gecikerek ödüyor. Oysa onun acil paraya ihtiyacı var. O da tahsilatı kendi eliyle yapıyor. Böyle bir durum olur mu Allah aşkınıza? Tabii olmaz ama oluyor. İşte şimdi enteresan tarafı da bu. Yani normal şartlarda ben şimdi Osman Gazi Köprüsü'nden bir kere geçtim. İşimiz biraz aceleydi. Arkadaşlar dediler ki ya biz buraya nasıl olsa para ödüyoruz. Hiç olmazsa bir geçerken ödeyelim. Yani çünkü kimse bu kadar yüksek ücreti ödemez. Nihayet körfezi dolaşmak size yarım saat kaybettirir. Veya bir saat kaybettirir. Onun için de geçerleri de çok düşük. Aslında iyi işletilse, makul olsa o zaman yap işlet devlet modelini ben benimserim. Aman hangi garantiyle? Devlet olarak ben hiç garanti vermem. Arkadaş bunu yapacak mısın? Karlıysa yap karlılık hesabını. Evet. Hangi fiyatı korsan koy. İstersen 500 lira de. Vatandaş ödemeye razıysa alırsın. Ama vatandaş bunu ödemiyorsa devlet olarak ben ödeyeyim. Niye ödeyeyim ya? Hem de yabancı döviz kuru üzerinden. Tabii. Neden ödeyeyim ben? Yani bunun mantığını anlamak mümkün değil. Köprüyü yaptıracaksınız. Bir insan bunu yapacak, bir sermayedar. Arkasından devlet garanti edecek. Eğer bu ihtiyaçsa, buna ihtiyaçsa sizin para ödemenize ihtiyaç yok. Zaten o onu karlı bir şekilde işletir. Ama eğer siz garantör vazifesini üstleniyorsanız bu havadan para kazanmak için o adamlara destek olmaktır ya. Bu kadar açık, bu kadar bariz. Bir yatırımcı, ben şuraya bir fabrika kuracağım. Burada şu faaliyetleri göstereceğim. Şunu üreteceğim. Bak bu fabrikayı kuruyorum. Ben burada da 1000 tane adam çalıştıracağım. Ama bu malları satamazsam devlet garanti etsin, bana para ödesin. Siz böyle bir sermayederi, böyle bir fabrika kuruluşuna şahit oldunuz mu? Yok. Ya bu aynen böyle. Onun için gerek şehir hastaneleri, gerekse köprüler bu milletin geleceğinin satılmasıdır. Başka türlü bu tarif edilmez. Geleceğimizi ipotek altına soktular. Böyle bir mantık ekonomide yürümez. Olmazsa olmaz bir konu vardır. Siz ona yerine göre bir garantide bulunabilirsiniz. Gücünüz yetmedi ama bunun yapılması şart. Bu takdirde de siz dersiniz ki şunu yapın, ben size şunu öderim. Bu istisnai hallerde meydana gelebilir. Olmazsa olmaz bir konu varsa ki şu anda ben bunu düşünemiyorum şahsen. Onun için gerek şehir hastaneleri, gerek bu şekilde yapılan tüneller, gerek köprüler, bunların hepsi milletin sırtına bedavadan yani havadan yüklenen, vurulan bir yüktür. Yok yere vurulan bir yüktür. Bunun kabulü mümkün değildir. Bu sadece birilerine peşkeş çekmektir. Adam parayı başka yere yatırmıyor. Buraya yaptırıyor. Siz de onun gelirini garanti ediyorsunuz. Onun için başlangıçta da söylemiş miydim? Çok kısa olarak. Yani devlet yönetiminde siz bir yatırımı yaparken o yatırımın mutlaka fizibilite etüdünü yapmalısınız, yaptırmalısınız. Bu bana ne getiriyor, ne götürüyor? Bu benim için hakikaten böyle bir tesis kurulduğu takdirde bu ülke için faydalı mı, değil mi? Bunu ben kaç kere sordum ya, şu köprülerin fizibilite etütlerini bir görelim. Bize kaça mal oldu? Neden bu fiyata mal oldu? Bu daha ucuza mal olabilir miydi? Bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz biz. O böyle bir şeffaflık. Bunu devlet şeffaflaştırmadan olmaz. Onun için şeffaflık ve denetim bir yatırım konusunda olmazsa olmazdır. Yani bu aksi takdirde herkesin kafasına şüphe getirir ve bu şüphe de gerçekleşiyor. İşte Osman Gazi Köprüsü'nde ödenen paralar 100 milyonları buldu. Şehir hastanelerinde biraz daha felaket diyorlar şu anda. Yeni başladı çünkü bu ödemeler.
Bu doğru değil. Yani bunun böyle yapılması hakikaten bu memlekete zarar. Onun için para bitiyor. Onun için ısrarla ben şunu söyledim. İktidara geldiğimiz zaman işte ilk alacağımız kararlardan bir tanesi bugün bu hükümetin başlattığı yatırımların tamamını durdurmaktır. Vay bunlar yatırımı istemiyorlar. Ya bu bizim yatırımları istemediğimizden üretime değil. Üretime katkısı olmayan tabii, yatırımı Türkiye ne yapsın ki? Tabii üretmeyen, sadece rant getiren yatırımı, yapana rant getiren yatırımları ben ne yapayım? Ha çok önemli yatırımlar vardır. Bunları tamamlarız. Tamamlamayız demek. Ama bu yatırımlara ayrılan paranın tamamını biz döner işletmelere veririz. Yeni yatırımlara veririz. Çiftçiye veririz. Besiciye veririz. En azından 5 milyon ton buğday ithalinden kurtarırız. En azından 1 milyon baş hayvan ithalinden ülkeyi kurtarırız. Çünkü bunları biz insanın karnı doymazsa olmaz ki. İnsan aç durmuyor. Hayvan da aç durmuyor. Bu sefer hem buğday ithal ediyoruz hem de onun samanını getiriyoruz, hayvanı besliyoruz. Dünyada böyle bir komedi hiçbir ülkede rastlamazsınız. Gerçekten de öyle. Kimi zaman böyle insan irrasyonel bir film seyrediyormuş gibi hissediyor kendisini. Bizim çocukluğumuzda işte yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Diye haykırarak yani boğazımız, hançeremiz yırtılırcasına kıvançla, sevinçle söylerdik. Sonra Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir diye gururla herkese aktarırdık. Ama şimdi aynı ülke her şeyi ithal eder duruma düştü. Üstelik üretimde de dünya çapında söyleyebileceğimiz, bir bayrak olarak gösterebileceğimiz bir markamız da yok. Hiç. Bir ürünümüz de yok. Bu nasıl bir hazin tablodur ben, Sayın Karamollaoğlu? Burada, bir mühendis gözüyle tabii, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın burada 3 şey söyleyeceğim. 1, işin komik tarafı bu arkadaşlar iktidara gelmeden önce bizde küçükbaş hayvan üretimi o kadar yüksekti ki besiciliği. Yurt dışının içinden dışarıya hayvan kaçırılır. Evet. Onun için devlet tedbir alırdı bu kaçmasın. Çok diye. Doğru. Şimdi tersine döndü bu iş. 475 bin küçükbaş hayvan ithal edildi geçen sene. Şimdi bu bizim markamız yok değil. Markalarımız da var. Ama bu hükümet bu markaları kullanmak için şu kadarcık gayret göstermedi. Nedir o? Birisi fındık. Dünya fındığının %75'ini biz üretiriz. Fiyatı yabancılar belirler. İkincisi kayısı. Gene %70'ini kayısının Türkiye üretir. Ama biz kayısı borsasını belirleyemeyiz. Yani bu sadece beceriksizliğin ifadesidir. Tütün. Ben sigara içmem. Sigara içilmesini de tavsiye etmem. Ama bir memlekette yani bir yönetim kendi tütününün ekilmesini yasaklar. Arkasından da Amerikan tütününe, Virginia tütününe milyarlar öderse mantık bunun neresinde ya? Hakikaten. Ya akıl ve havsala hakikaten almıyor. Bakın 12 Mart muhtırasını bu memleket yaşadı. 12 Mart muhtırasından sonra Amerikalıların bastırmasıyla biz afyon ekimini yasakladık. 1974 seçimlerinden sonra da ilk CHP, MHP hükümeti kuruldu. İlk alınan karar neydi? Afyon üretiminin serbest bırakılması, arkasından Afyon'da afyon alkaloid fabrikasının kurulması. Çünkü afyon ilaç sanayinin en temel ham maddelerinden birisidir. Bakın o zaman bir şey gördü, üzerine gitti ve çözdüler. Ve bu yanılmıyorsam merhum Bülent Ecevit'in o zamanki Milli Selamet Partisi ile yaptığı koalisyon döneminde değil mi? Tabii, Erbakan tabii, Hoca ile yaptığı koalisyon. Tabii onun için dedim mesela CHP koalisyonda yapıldı bu. Ve Sayın Ecevit'in o günkü şimdi bizi işte bazen tenkit ediyor. Ya niye Millet İttifakı'ndasınız, niye CHP ile el sıkıştınız, ne edelim ya yumruk mu atalım birbirimize yani CHP ile yan yana geldik diye. Böyle bir mantık olur mu? Erbakan Hocamızın kaç tane konuşması vardır? Ve Sayın Ecevit'in 1974'te yaptığı konuşma koalisyondan sonra aslında Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. İki konuya değindi. Bir,
Ya dedi, biz tarihi bir yanılgı içindeymişiz. Bu arkadaşları tanımamışız. İki, tanımanın ötesinde ya bunlar bu ülkeyi başlattıkları, başlatacakları sanayi hamlesiyle, ağır sanayi hamlesiyle çok çok ileriye götürecekler. Ben bunu gördüm dedi. Arkasından da Kıbrıs Barış Harekatı'nı da birlikte yaptık. Bu çok önemliydi o dönem. Şimdi efendim işte ittifakın içine girmişiz. Erbakan Hoca'nın kemikleri sızlanmış gibi bir takım laflar çıkıyor ya. Erbakan Hoca'nın konuşmaları var. Ta 74'de gitmiyor mu? 96'da. Evet, evet. Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma var. Evet, evet. Biz mecliste bulunan her partiyle bir araya gelip ülke problemlerini çözeriz. Ha, bugün şöyle bir çözümden yana olduk. Yarın bu değişir, başka bir çözüm olabilir. Burada aslında geldiğimiz nokta neydi? Bizim ele alabileceğimiz çok stratejik ürünlerimiz var. Ama kimse bunun üzerine gitmiyor. Kimse gitmiyor. Tohumumuzu üretemiyoruz. İzmir dediğimiz zaman aslında bu bölge, Ege bölgesi, tarımın en güçlü olduğu bölgedir. Ama dikkat edin, bizim ne yazık ki ne üzüm konusunda, ne incir konusunda, ne zeytin konusunda bir stratejimiz yok. Sebze meyve üzerinde bir stratejimiz, ürün bazında siz strateji belirlemeden dünya pazarlarında etkili olamazsınız. Ürün bazında diyorum, elma içinde, armut içinde, kayısı içinde aklınıza ne geliyorsa, her ürünün ayrı bir pazarı var. Biz tutturduk, Rusya'nın domatesine takıldık. İşimiz domatesten yattık, domatesten kalktık. Domates işi bitince, Rusya'yla da çözülünce büyük bir zafer elde ettik. Yani işi bu kadar basite indirgememeli ama her konuyu ciddi olarak ele almalı. Bizim gücümüz var. Yeter ki biz o güçten istifade etmesini bilelim. Peki, o bir yaklaşım belirler. Peki çocuklarımız bugün karne aldılar. Evet. Hem velilere hem öğrencilere bu konuda bir mesajınız olabilir mi? Ayrıca bence bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16 yıllık iktidarı boyunca en çok oynadığı ve her bakanın sanki hükümet değişmiş gibi kendinden bir sistem vaaz ettiği ve son Milli Eğitim Bakanı'nın da TEOG'un kaldırıldığını sonradan öğrendiği ya da sosyal medyadan sonradan farkına vardığı bir yapboz haline getirildi. Evet. Bu konuda evet, tabii şunu hemen ifade edeyim. Benim torunlarımdan şimdi buralarda okuyanlar var. Kaç torununuz var efendim? Elhamdülillah var biraz. Allah bağışlasın. Şunu söyleyeyim. Torunlarımın, yani yaşım ortaya çıkıyor ama torunlarımın çocukları var. Yani onu da bilin. Çok güzel. Ne mutlu size. Ve okula gidenler var. Ne mutlu size. Elhamdülillah. Ya, tabii onlardan da ilkokulu bitirenler, ortaokul seviyesini bitirenler oldu. Sevindim tabii. Hepsine başarılar dilerim. Ancak eğitim sistemimiz kadar bizde acil müdahale gerektiren başka bir konu yok. Her konuya önem vereceğiz. Elbette ekonomi önemli, dış politika önemli, acil müdahaleler gerektiriyor. Ama eğitim bizim geleceğimizin planlanması. Eğitimle ilgili bu hükümetin ne yazık ki hiçbir planı yok. Sadece İmam Hatip okulları açıyorlar. Ben İmam Hatip okullarının açılmasına karşı değilim. Ama orada yetişen öğrencinin yetiştikten sonra hangi vasıfla yetişiyor, ben ona bakarım. Eğer o kendilerine verilmesi icap eden ahlaki ve manevi değerlerle mücehhez olarak yetişmiyorsa, adının ne olduğunun ne manası var ki? Bizim şu anda eğitimde bu arkadaşlarımız önce neyi önemsediler? Bir, akıllı tahta. İki, öğrencilere tablet verilmesi. Üç, yeni binalar yapılması, dersliklerin artırılması. Dört, imtihan sistemi. Eğitim bu değil ki. Bunlar eğitim için bir vasıta, o kadar. Eğitimin temeli müfredata ve o müfredatı tatbik edecek öğretmene bağlıdır. İkisidir önemli olan. Siz
bilgi yüklü insan yetiştireceğinize, değerlerle mücehhez insan yetiştireceğinize, imtihanlarda başarılı olan ama ne edeceğini bilmeyen bir sürü genç yetiştirirseniz ülkemizin geleceğini maalesef heba etmiş olursunuz. Şu anda bildiğiniz gibi her yere üniversite açıldı. Ben bunu havsalam almıyor. 200 tane üniversite olsa, 500 tane olsa kime ne faydası var? Bu üniversiteler Kars'taki, Ardahan'daki, Iğdır'daki, Kilis'teki, Tunceli'deki üniversiteden kim nasıl mezun olacak? Şırnak'taki öğrencileri yok bu üniversitelerin. Öğretim görevlileri yok bu üniversitelerin. Ve işin garip tarafı, ben bu kararlar çıkınca aklımdan şu geldi. Vay canına, 100 tane yeni üniversite. En azından üniversite başına desek ki 500 tane öğretim görevlisi lazım. 50 bin öğretim görevlisine ihtiyacımız var. Kaç senede bunu tamamlamak lazım? Hiç olmazsa 10-15 senede. O halde Milli Eğitim Bakanlığı bugünden itibaren her sene yurt dışında en az 5-6 bin doktora öğrencisi göndermesi lazım ki bunlar dönüp 10 sene içinde Türkiye'de üniversiteleri ayağa kaldırsınlar. Bir tanesinin adımı atılmadı. Böyle bir mantık olur mu? Hatta deniliyor ki uzmanlar, bu konudaki yetkin kişilerce, Türkiye Varlık Fonu'nu beyin göcü olarak yurt dışına gitmiş olan değerlerini tekrar Türkiye'ye çekmek için kullanmalı. Bütün varlık fonu bu uğurda harcansa değer diyorlar. Doğru söylüyorlar. Yalnız varlık fonu diye bizim fonumuz kalmadı ki zaten. Onlar varlık fonu dediler. Ben o zaman bunu ilan ettikleri zaman, ya varlık fonu, hangi varlığımız var ki biz onun fonunu kuruyoruz? Fon demek nakit para demektir. Siz arsaları, binaları fon diye gösterirseniz bu sadece ipotek fonu olur. Bunlar da ipotek olur. Para bulabilmek için bunları, devletin bütün varlıklarını ipotek edeceğiz manasına gelir. Kimse de itibar göstermedi. Bundan dolayı da bu fon işlemedi. Ancak sizin söylediğiniz, yani bu ülke nasıl ayağa kalkacak? İşte bu ülke kendisini Türkiye'yi yani kendisini bu davaya tasrih eden, hasreden on binlerce insanı buraya getirmekle mümkün. Adayacak kendisini. Ben bunu 1970'lerde yaşadım. Özellikle Sanayi Bakanlığı'ndayken emin olun yüzlerce mühendis, ilim adamı geldi. Biz Türkiye'de yapılan bu çalışmalarda yer almak istiyoruz diye. Bu bir heyecanın neticesiydi. Onun için bugün Türkiye'de böyle bir şey yok. Kimse... Tam tersine kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Bir de görev alan bir işi yapabilmek için değil, bulunduğu mevkiyi muhafaza edebilmek için bir çaba gösteriyor. Hiçbir iş yapmıyor. İş yaptığı zaman cezalandırılıyor çünkü. İş yapmak demek fikir üretmek demektir. İş yapmak demek, ya bazen yanlış fikirleri sizin amirleriniz ortaya korsa olmaz böyle bir şey, şöyle yapmanı icap eder demektir. Bunu dedin miydi gidiyorsun. Peki. Ha, onun için söyleyeyim sözümü. Yani biraz da latife olsun diye diyorum. Biz iş başına gelirsek akıllı adamlar bizimle çalışamaz. Bizim deliye ihtiyacımız var. Yani bunu şunun için söylüyorum. Çünkü akıllı adam konulan prensiplerin içine kendini hapsediyor. Halbuki birazcık, tabii ben bunu söylerken zırı deli demiyorum. Ama davasının delisi. Tabii. O zaman bu insanlar sınırları zorlarlar. Bu iş böyle değil, şöyle olur diyebilirler. O zaman Türkiye'de samimi olarak inanıyorum 3-5 senenin içindeki, ben kendime 3 senelik bir zaman dilimini koydum. 3 senenin içinde Türkiye kıl almaz bir hamlenin içine girer. O potansiyel var. O potansiyel var. İşte bunu da akıllı adamlar değil, acık deli olanlar yaptı. Haklısınız. Biraz önce PTT'den örnek verdim. Yani işsizlik maaşı. Bu nedir? Adam iş bulamamış ve devletin kendisine sağladığı olanaklarla kıt kanaat geçiniyor. Yani idame-i hayat. Evet. Ölmeden yaşayabilecek, evet, bir imkan, evet, sağlamış. Şimdi bu ortadayken, yani adam işsizken siz ona işsizlik maaşını vermezseniz ne hale düşer? Nasıl bir perişanlık yaşar bu insan?
bu bile, bunu düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyor. Doğru. Şimdi buraya nasıl gelindiğini gösteren bir örneğe tepkinizi rica edeceğim. Bill Gates demiş ki, klavyesiz bilgisayarla eğitim yapılmaz. Yani bunu çok önceden söylemiş. Evet. Ama bizimkiler ısrarla tablet kullandılar ve sonuçta bunun başarısız olduğunu itiraf etmek durumunda. Ama milyonlarca lira gitti. Bu uğurda gitti. Onlarca çocuğun, binlerce çocuğun emeği, çabası, evet, gereken sonucu almalarına yetmedi. Öğretmenlerin gayretleri havaya uçtu ve sonuçta kalitesiz bir eğitimin mahkumu oldular. Doğru. Hem çocuklarımız hem öğretmenler. Bu nasıl bir şeydir efendim? Tabii şimdi burada aslında dikkat ederseniz biz akıllı tahta ve tablet derken dışarıda Amerika'da falan 15 yaşından önce çocuklarının akıllı telefonlarla vesaireyle tanışmasını istemiyorlar. Bir bağımlılık haline getiriyor çocukları. Bundan dolayı biraz geç tanışsınlar. Geç olduğu zaman o bağımlılık duygusu ortadan kalkar. Biz de şimdi bakın 6 yaşındaki çocuk, annesi babası onu yani sanki marifetmiş gibi veriyor. Ama çocuk hemen o telefonla sadece oyun oynuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. O zaman bağımlılık haline geliyor. Yani zihnini çalıştırmıyor. Bir defa bu mantık yanlış demin söylediğiniz gibi. İkincisi ise şimdi şu anda Türkiye'de takriben 3,5 milyon civarında işsiz var. Efendim bu bazen 3 milyon 250 bine bazen 3 milyon 600 bine çıkıyor. Ama yaklaşık 3,5 milyon işsiz. Uzun zamandır devam ediyor. Bunun dışında demin sizin söylediğiniz gibi 1,5 milyona yakın 400, 500 veya 600 lira civarında para alıp işsizim demeden yani iş aramadan bu paraya razı olanlar var. İşte aslında bu bir çöküntü meydana getiriyor. İnsanlar buna mahkum. Kıt kanaat geçiniyor ama ben eğer müracaat edersem bu para kesiliyor çünkü. Bu paranın kesileceğini de bildiği için sanki Türkiye'de 3,5 milyon insanlık işsiz varmış gibi kanaat doğuyor. Halbuki çok fiilen 5 milyondan fazla işsiz var Türkiye'de. Onun için eğitim sisteminin cidden bütünüyle değişmesi lazım. Ama burada başka bir şey var. Gençler bizim geleceğimiz. Ne olursa olsun biz gideceğiz. Onlar bizim yerimizi dolduracaklar. Daha vasıflı, daha donanımlı olmaları icap eder. Türkiye'yi onlar yönetecekler. Onlar bizim hayalimizdeki projeleri gerçekleştirecekler. O zaman onların bunu gerçekleştirecek bir havada yetişmeleri, hem bilgi donanımını almaları lazım, hem de bir ideallerinin olması lazım. İdeali olmayan gençlik yük olur başkalarının sırtında. Bundan dolayı da biz bugün yüksek teknolojiden bahsediyoruz, inovasyondan bahsediyoruz, akıllı bilmem robotlardan bahsediyoruz, yapay zekadan bahsediyoruz. Üçlü patentten bahsediyoruz. Patentlerden, bütün bunları yapacak olan gençler. Ve bunlar normal fabrikalarda demin 3.0, 4.0 dedik ya, 3.0'daki fabrikalarda çalışacak ki mevcut teknolojiyle tanışsın, onun üzerine bir şey ekleyecek ki biz 4.0'a geçelim. Böyle bir imkan yok. Daha 3.0'a gelemedik. Daha 3.0'ı bile doğru dürüst gelemedik. Yani yapılan fabrikalar yıkılırsa siz 3.0'a nasıl geleceksiniz? Tarımda da işsizliğimiz zirve yapmış. Besicilikte de yapmış, sanayide de yapmış, teknolojide de yapmış. Halbuki hakikaten bizim çok zeki gençlerimiz var. Ve bazen soruyorlar gençler de, ya biz bu problemin üstesinden nasıl geleceğiz? Emin olun şu anda biz yüksek teknolojiye, teknoloji üretimine, çocukların, gençlerin özellikle bilgi, işlem konusundaki çalışmalarına gerekli ağırlığı verelim. Yüz binlerce gence iş imkanı doğar. Ve onlar üretirler. Onlar sanayiyi etkilerler. Onlar teknolojiyi etkilerler. Biz birdenbire bambaşka bir ülke haline geliriz. Ama biz bunu düşünen, bunu gündeme getiren kimse yok ki. Gence diyor ki siz üniversiteyi bitirirsiniz ama bu iş garantisi vermez size. Bunu bir bakanın söylemesi doğru bir şey değil. O zaman siz eğitim sisteminizi doğru planlamıyorsunuz. Geleceğimizi, eğitimi planlamak, geleceğimizi planlamaktır. Neye ihtiyacımız olduğunu bugünden bileceksiniz. Ona göre insan yetiştireceksiniz. Siz
karşılığı olmayan bir bölümde habire insan yetiştiriyorsanız günah yapıyor, günah ediyorsunuz ya. Bugün öğretmen ihtiyacımız efendim 40 bin diyor, 50 bin, 60 bin, hadi 70 bin. Siz 400, 500, 600 bin öğretmen okulundan öğrenci mezun ederseniz o çocuklara yazık etmiş olmaz mısınız? Onun için bir eğitimdeki korkunçluğu tarif etmek mümkün değil. Hakikaten tarif etmek mümkün değil. Evet. Şimdi arkadaşlarınız çok esprili bir grafik hazırlamışlar. Temel Karamollaoğlu Twitter hesabı. Ben bunu şu kameraya göstereyim. Evet. Temel Karamollaoğlu Twitter hesabı budur. Evet. Evet, yaratıcı bir çaba. Şimdi efendim gelelim iki kritik soruya. Halk Televizyonu seyircilerinin ve hepimizin çok duyarlı olduğu iki konuda. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partili konuklarımız, bu salonda bulunan Cumhuriyet Halk Partili konuklarımız Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye tezahürat yapınca Saadet Partili değerli konuklar da onlara katıldılar ve coşkulu bir şekilde salondan Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı yükseldi. Sizin Genel Başkan Yardımcınız Sayın Birol Aydın, Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi. Ayrıca bunu Adana'daki benim yönettiğim tartışma programında da, konuk olduğu programda da altını çizerek bir kez daha yeniledi. Cumhuriyet değerleri mazlumların sığınacağı limandır. Cumhuriyet bizimdir. Atatürk şüphesiz kahramandır. Güçlü bir liderliği, güçlü bir teşkilatçılığı, güçlü bir öngörüsü olan kahramandır. Başka türlü cumhuriyet kurulamazdı. Siz de aynen katılıyor musunuz efendim? Evet. Şimdi efendim bu konu o kadar çok istismar edildi ki yani bunu ancak böyle bir sözle siz izah edebilirsiniz. Erbakan hocamızın yaptığı bununla ilgili çok ciddi tespitler vardı. Yani en önemli sözlerinden bir tanesi bugün yaşasaydı milli görüşçü olurdu demişti. Çok açık olmaz. Türkiye çok tabii badireli bir dönemden geçti. Biz birdenbire doğmadık. Ancak ben 1900 özellikle hem İzmir'deyiz şimdi. Birinci İzmir İktisat Kongresi var. Evet. İkincisi 1929 yılında da ikinci İktisat Kongresi var. Evet. İktisat kongrelerinden sonra Türkiye'de başlatılan kalkınma hamlesinin ben dünyanın başka hiçbir yerinde başlatıldığı, ele alındığına şahit değil. Müthiş, müthiş bir akıl almaz bir iş. Yani normal olarak hiçbir birikimi olmayan insanları siz birdenbire o günün yüksek teknolojisiyle buluşturuyorsunuz. Her yerde fabrika kuruyorsunuz. Ben özellikle Sivas'ı mesela bu konuda gündeme alırım. Sivas'a demiryolu gelmemişti ki. Sivas'a demiryolu 1938 yılında geldi. Ancak demiryolu geldiği zaman Sivas'ta demiryolu vagonlarını, lokomotiflerini imal edecek bir de fabrika kuruldu. Aynı tarihte açıldı. Bu bir öngörüdür. Müthiş bir vizyon. Müthiş. Yani orada 6500 civarında insan çalışıyor. Tabii bizim memleketimiz henüz sanayileşmeye yeni girdiği için bu sanayileşmede bir fabrikayı kurduğunuz zaman her şeyi siz yapmak mecburiyetindesiniz. Dökümü de siz yapacaksınız. Makine işlemesini de siz yapacaksınız. Kalite kontrolünü de siz yapacaksınız. Ve her sahada bunu yapacaksınız. Bazıları dışarıdan bakınca ya böyle bir iş mi olur, siz bir fabrikanın içinde her şeyi imal ediyorsunuz. Doğru. Avrupa'da bu artık böyle değil. Türkiye'de de artık böyle olmayabilir. Yani bir yan sanayi gelişti. Herkes ihtisaslaştı. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman hakikaten müthiş bir vizyonu vardı. Ve ben şu kanaatteyim. Yani mesela o dönemde Hatay'ın ilhakı normal şartları kimsenin düşünemeyeceği bir işti. Ama gerçekleşti. Ha, ömrü yetmedi onun görmeye son noktaya kadar. Yani İkinci Han Harbi'nde işte ömrü yetmedi. İkinci Han Harbi'nin... Ben Türkiye'nin çok farklı bir Türkiye olacağı kanaatindeydim. Eğer
hayatta olmuş olsaydı. Onun için biz oturup meselelerimizi gündeme getirirken, tarihi süreci takip ederken o dönemin şartlarını da dikkate alarak değerlendirmek mecburiyetindeydik. Bu vesileyle bu programı gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet'in kurucularından Büyük Önder Atatürk'ün silah arkadaşı merhum İsmet İnönü'yü de bir kez daha sevgiyle, saygıyla iade ediyoruz. Bir de sizinle ilgili sürekli speküle edilen, açıklamanıza rağmen devam ettirilen bir konu var. Halk Televizyonu seyircileri de bu konuda, biz hepimiz çok duyarlıyız. Onu bir kez daha sorayım size. Sizin belediye başkanı olduğunuz dönemde 2 Temmuz 1993'te... 3 Temmuz, evet. 3 Temmuz mu efendim? 3 Temmuz 1993'te Madımak faciası yaşandı. 33 aydınımız ve sanatçımız hayatlarını kaybetti. 2 otel çalışanı keza hayatını kaybetti. Dışarıda da 37 kişi toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Siz uzun süre benzeriniz olan bir kişinin görüntüsü nedeniyle orada sanki provokasyon yapıyormuş ve kitleyi tahrik ediyormuş gibi bir algıya sebebiyet verecek şekilde adınız kullanıldı. Evet. Siz sonuçta çıktınız, dediniz ki o kişi ben değilim. Tam tersine ben orada asla provokasyona katılmadım. Tersine Allah aşkına yapmayın diye yalvardım o kitleye. Fakat son dönemde bir ilavede bulundunuz. Onlar boğularak pencerelerini açmadığı için öldüler. Buna tepki gösterildi. Haklı bir tepki oluştu. Acaba burada da bir yanlış anlaşılma mı var? Bence burada bir yanlış anlaşılma var. Ben orada başka bir konuyla ilgili bir şey söylemek istedim. Burada yani oradaki kalabalık farklı bir havanın içinde. Yani orada bir dışarıdaki. Orada bir facianın olmadığını söylemek mümkün değil. Söylenen söz sadece sonradan yapılan, yani eğer orada pencereler açılmış olsa nefes alıp onlar kurtulabilecekti manasınaydı. Bu bize bilahare gelen bir bilgi. Ama ben bunu üzerinde durmayı doğru bulmuyorum. Çünkü hakikaten bir facia yaşadık biz. Onlarla birlikte yüreğiniz yandı mı? Tabii ya insanın. Ben bir defa şunu tekrar tekrar vurguluyorum. Bu faciada benim kadar elbette yakınlarını kaybedenler üzülür. Onlara bir şey demem. Ama benim kadar üzülen başka bir kimsenin olduğu kanaatinde değilim. Hiçbir belediye başkanı kendi döneminde böyle bir hadisenin meydana gelmesini bırakın istemeyi aklından bile geçirmez. Ve üzüldüğüm şuydu. Hakikaten dediğiniz gibi bir gazetenin yanlış bir fotoğrafı basıp altına benim adımı yazması, arkasından bir gün sonra evet değiştirildi ama onu kimse duymadı. Ben tabii şuna memnun oldum. Şimdiye kadar ben de dinlememiştim. Benim çünkü ilk defa emniyet müdürü beni gelip ya bu kalabalık dağılmıyor, şunlara hitap edersen siz belediye başkanı olarak daha etkili olursunuz dediği zaman gidip yaptığım konuşma internete düştü. Allah aşkına tabii, yapmayın. Yani o, hakikaten orada şunu ben hep hatırladım. Şimdi biz Maraş olaylarını biliyoruz. Sivas'ta da 1978 yılında benzer bir hadise meydana geldi. Hakikaten kışkırtmalar oldu. Bir kavga meydana geldi. Bundan dolayı birçok insan hayatını kaybetti. Birçok insan da mahkemelerde ceza aldı. Şimdi böyle bir hadise daha tekerrür edebilir. Siz kendinize göre bir tepki gösteriyorsunuz. Ama dikkat edin, birileri sizi kullanarak sizin tahmin etmediğiniz oyunları oynarlar. Durduk yere hepimiz üzülürüz. Yaklaşık hemen hemen 5-6 dakika veya 10 dakikalık bir konuşma yapmışım. Şimdi bu neşredildi. Bu beni birazcık sevindirdi en azından. Yani bu söylediğim doğru. Ama bu dediğim konuşma hadisenin çıkmasından, otel yangınından en az 5 saat önce yapılan bir konuşma. 5 saat.
Ben orada şunu ısrarla söylüyorum. Burada kim planladı bunu bilmiyor. Provokasyon olduğunu Provokasyon olduğunu kesin düşünüyorum. Evet. Şundan dolayı bir gün sonra polis istihbarat müdürü geldi. Dedi ki ben şahsen böyle bir hadisenin meydana geleceği konusunda hiçbir istihbari bilgi almadım. Ancak dedi 15 gün önce Divriği'de bazı hadiseler oldu. Bir takım üçte birini hemen hemen çevik kuvvetin oraya gönderdik. Bir hafta önce Hafik'te böyle bir hadise meydana geldi. Çevik kuvvetin üçte birini de oraya gönderdik. Ben endişeye kapıldım. Eğer Sivas'ın içinde de bir hadise meydana gelirse, çünkü yaklaşıyor. Evet. Divriği daha uzaktır. Birileri bir şeyler tabii, yapıyor. Tabii birileri bir şeyler yapıyor. O zaman bizim Sivas'ın içinde böyle bir hadiseye müdahale edecek gücümüz kalmadı. Vali Bey'e ve emniyet müdürüne söyledim. Merak etme, bir şey olmaz dediler. Arkasından kendimi alamadım. Normalde ben sınırlarımı aşmamam icap eder. İçişleri Bakanı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Başbakanlığa kadar telgrafla bu durumu ilettim. Sivas'ta bir hadise olursa müdahale edecek gücümüz yok diye. Ama kimse benim bu çabama itibar etmedi. Ancak hadiseler başladıktan sonra Malatya'dan ve Kayseri'den takviye istendi. Ancak onlar geldiği zaman ne yazık ki maalesef. İş işten geçmişti maalesef. Şimdi bunun altında şunu ben ısrarla, bana sorulduğu zaman hem İçişleri Bakanlığı'nın hem Başbakanlığı'nın teftiş kurulları geldi. Onlara verdiğim ifadelerde de evet ben elle tutulur şunlar yapıyor diye bir şey söyleyemem. Ama tesadüfen olduğu kanaatinde de değilim. Birisi bir yere bir kıvılcım atıyor. Ondan sonra o kıvılcımın orada meydana geleceği, getireceği hasarı hiç düşünmüyor. Böyle bir hadise meydana geldi. Bunun neticesinde 37 kişi ölecekti. Onların bunu düşünmemiş olmaları mümkün. Ama esas istenen Sivas'ta bir Sünni-Alevi çatışmasının meydana gelmesiydi. Bir bakıma bu gelmediği için şükrediyorum. Çünkü o hadiseden bir gün sonra bizim Alevi mahalle muhtarları kendileri geldiler. Allah rahmet eylesin, özellikle Hasan Hüseyin Efendi vardı, bizim Alevi baba muhtarı. Başkanım biz sizin tavrınızı da biliyoruz. Sizinle beraber çalıştık. Bugüne kadar bizim hiçbir talebimizi geri çevirmediniz. İlk defa Sivas'ta, bu da enteresandır, bizim mahalleler merkezi olmasına rağmen ilk defa hizmet gördü. Bunu aynen söylediler. Hakikaten de öyledir. Çünkü ben göreve gelince işte bizim arkadaşlarla beraber o günkü yöneticilerle, daha hiçbir tanesi, herkes yerinde duruyor, Sivas'ı dolaştık. En çok ihtiyacı olan mahalle neresi? Oradan başlayalım diye. Ve Ali Baba'dan başladık. Biz o bölgede ve arkasından da Sivas'ın bütün problemleri, hamdolsun. Çünkü bana tepki de geldi. Ya biz oradan yüzde bilmem 4,5-5 oy aldık. Siz en az oy verenlere hizmeti götürüyorsunuz. Öbür tarafa bir şey yapmıyorsunuz. Ya sabredin. Yani bir ilde eğer belli kesimler tamamen hizmetten yoksun kalmışsa önce oraya el uzatmak gerekir. Ha ondan sonra göreceksiniz, bizim hizmet götürmediğimiz tek bir mahalle, cadde, sokak kalmayacak. Elhamdülillah o noktada da mahcup düşmedim. Onun için muhtarlar geldiler. Ne derseniz bir çıkıp konuşuruz diye. Ve çıktı, konuştular. Ama onların sözüne kimse itibar etmedi maalesef. Şimdi çok yazık. Bu hava doğdu. Bundan dolayı da en azından kimsenin, en fazla üzülen kişi benim tabii, diyorsunuz. Ama şundan dolayı en azından bugüne kadar ciğeri yanan insanların, bana karşı da birazcık böyle yerine göre husumet besleyen insanların bu işin böyle olmadığını görmüş olmaları, anlamış olmaları, bana emin olun çok insan telefon etti. Veya benim yakınlarıma ulaştılar. Vicdanen müsterih. Vicdanen dedikleri şu oldu. Babanızdan, işte şeyinizden, bilmem amcanızdan bizim adımıza özür dileyin diye. Bu da beni memnun etti. Çünkü bu da bir kadir şinaslıktır. Bazen sordular ya gidip onlarla bir itibat kursanız diye.
Vallahi acısı çok yoğun olan insanlarla o dönemde irtibat kurmanın bir faydası olacağını ben düşünmedim. Tepkililer, suçluyorlar. Yanlış bilgiden dolayı suçluyorlar ama onların acısını depreştirmenin oraya gidip de gönlünü almak için çalışarak mümkün olmadığını ben görüyordum. Ama bugün gelinen nokta ve özellikle hakikaten Alevi vatandaşlardan aldığım müsbet tepki tahmininizden çok fazla. Bu da beni memnun ediyor. Ben bu seçimin, erken seçimin, hatta süper baskın seçimi öyle diyelim. Evet. Çok önemli faydalarından birinin sizin kişiliğinizi daha yakından tanımamıza fırsat verdiği noktasında düşünüyorum. Çünkü siz bir entelektüelsiniz, birikim sahibisiniz. Ayrıca hoşgörülü, uzlaşmadan yana, bilimin ışığında ilerleyen, liyakata değer veren, tartışma, istişare, karşıt fikirlerin çarpışmasından müspet sonuçlar alınabileceğine inanmış, taraftarlarınızın deyimiyle bilge bir lider portresi. Sağ olun. Özel hayatınızda. Özel hayatınızda nasıl bir Temel Karamollaoğlu vardır? Yani böyle bir müşfik kalbe sahip olduğunuzu anlıyorum. Evet. Esprili bir kişiliğe de sahipsiniz. Böyle evde de paylaşmacı, hoşgörülü, yine karşıt fikirlere değer veren bir baba, bir dede misiniz? Hamdolsun herhalde öyleyim. Yani torunlarla da, herkesle, bizim çocuklarla, torunların çocuklarıyla, hepsiyle iyi bir münasebetimiz var. Ben şimdi burada benim torunlardan en küçüğü diyebileceğim, çünkü ondan küçükleri var şimdi torunların çocukları olunca, arkadaşlara da söylemiştim, bana da nasihat gibi oldu diye. Bir gün bana bir hikaye anlatıyor. Daha bu sene işte ilkokul birden ikiye geçti. Ama bu dediğim iki sene veya üç sene önce oldu. Bana bir şey anlatıyor, durdu. Ya dede dedi, bir düşünsene. Yani emin olun öyle bir şaşırdım ki, ya daha 4 yaşındaki bir çocuk nereden öğrenmişse. Diyor ki dede bir düşünsene, bir anlattığı hikayeyi iyi kavramam için söylüyor. Ha, bu benim kulağıma küpe oldu. Ben onun için nereye gitsem herkesi, benim torunumun bana nasihatı, ben de herkese söylüyorum, bir düşünsenize diye. Çocuklarla hakikaten münasebet kurmak hamdolsun güzel bir şey. Ben öyle çok şaşalı bir şeyimiz yok. Hayatımız yok ama kendi aramızda çocuklarla çok yakınız biz. Yani neredeyse doğru söylemek icap ederse içtiğimiz su ayrı gitmez. Sık sık bir aradayız. Kardeşlerimizle de böyle bir yakınlığımız var. Tabii kardeşler deyince nüfus giderek farklılaşıyor. Ben hep babama bakıyorum. Babamlar 9 kardeşti. Biz 7 kardeş. Benim çocuklarım 5. Ondan sonrakiler şimdi artık aşağı doğru inmeye başladı. Yani nüfusun nasıl azalmaya başladığının işareti. Ama hamdolsun huzurlu bir o zaman Sayın Tayyip Erdoğan'la aynı kanaatte değiller yeni yetişenler. Öyle mi diyelim? Yok, onlar çocuk da o rakamlarda konusunda. Çocukları var ama ne olursa olsun azalıyor. Şimdi azalıyor. Benim 5 çocuk vardı. Benden sonra gelenlerinki daha da az doğru, oldu. Doğru. Evet, biz daha de 5 da kardeştik. Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum. Güneydoğu'dan oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz ve Güneydoğu'daki mevcut tırnak içerisinde Kürt sorunu konusunda bir de rapor yayınladınız siz. Evet, yayınladık. Evet. O konudaki görüşlerinizi de alabilir miyim? Yani kesinlikle oradan iyi bir oy alacağımız kanaatindeyim. Bir, tabii bizim Kürt meselesine yaklaşımımız rahmetli Erbakan hocamızdan beri hep farklı oldu.
ve oldukça da onun ifadeleri o dönem için birazcık da zorlayıcı, sarsıcıydı. Yani ana dilde eğitim gibi ve Erbakan Hoca maalesef bu soruna sahip çıktığı için de siyasi bir bedel ödedi. Biz de ödemiş olduk öylece. Biz bu konuyu yeniden gündeme getirdik. Ben genel başkanlık görevim bana verildikten sonra omuzlarıma yüklenince en çok ziyaret ettiğim illerden birisi Diyarbakır, Mardin o bölge oldu. Bir de İzmir'e çok geldim. Yani enteresan bir ucdan bir uca. Ve o konuyu çok farklı kesimlerle görüştük. Açıkça herkes çok ileri gidecek. Hatta bazen zorlayacak fikirler gündeme getirdiler. Neticede oldukça kapsamlı bir rapor çıktı. Çok farklı görüşleri ifade eden. Bundan yaklaşık 3 ay kadar önce de son raporu açıklayacaktık ki biraz tehir etme ihtiyacı duyduk. O günkü şartları da zorlamak istemedik. Ama seçimler ilan edilince de en azından o bölgeyle ilgili kanaatlerimizi de kamuoyuna duyurmamız gerekir düşüncesiyle. İşte birkaç gün önce Diyarbakır'a gittik. İstanbul'dan, gazetecilerden, köşe yazarlarından hatırı sayılır sayıda insan geldi 15-20 civarında. Diyarbakır'da ve çevre illerde bulunan oranın kendi ileri gelen insanları, ticaret odası, sanayi odası, sivil toplum örgütleri, temsilcileri bunlarla birlikte bir araya gelme imkanı oldu. Zorlayıcı çok farklı fikirler de geldi. Yani çok zorlandığım zaman benim dediğim bu benim kanaatim, o da senin kanaatin, ne yapalım şimdilik böyle idare edeceğiz tarzında oldu. İlle de kavga etmeye ihtiyacımız yok. Bazı insanlar biraz daha aşırı fikirlere kapılabilirler. Fikirlerin söylenmesi şiddet içermediği müddetçe serbest olmalı. Biz fikirleri rahatlıkla dinleyebilmeliyiz ki neticede başta da söylediğimiz gibi daha olumlu bir neticeye, tutarlı bir neticeye ulaşabilelim. Bu hava kanaatime göre o bölgeyi etkiledi. Çok çeşitli kesimlerle irtibat kurduk. Bir de o bölgede geçmişte de bizim adaylığımızı yapan, bizimle beraber çalışan, oldukça bilinen isimleri de aday gösterme fırsatımız oldu. Bu da bizim ümidimizi artırdı. Çünkü Diyarbakır'da mesela Haşim Haşimi Bey o bölgeye de iyi tanınan, geçmişte bizim milletvekilliğimizi yapan bir arkadaşımız. Orada biz normalde e-mitingler yapıyoruz. O e-mitingleri genelde biraz daha işte bu salonlar gibi salonlarda yapıyoruz. Ama orada böyle 1500-2000 kişilik müthiş bir... O da çok büyük ilgi topladı. Tabii çok büyük bir kalabalıkla yaptık. İlgi de çekti. Bu e-mitingler de enteresan yani. Bu da yeni bir teknolojiye ne kadar yöntemi. Teknolojiyle evet. Ne kadar iç içe olduğumuzun işareti bu. Doğru. Elhamdülillah. Ve o zaman mesela bizim o mitingimizi 120 bin kişi şey yapmıştı. Hatta uzunca takip eden 40 bin kişi civarındaydı. Sonra yaptığımız mitinglerde bu 200 bine yaklaştı. Yani bundan sonraki mitingler emin ediyorum ki 500 bin, 1 milyonu bulur diye ümit ediyoruz. Bunların hepsi şimdi o bölgede bizim ciddi sayıda milletvekili çıkaracağımıza işaret ediyor. Sadece o bölge değil. Yani aynı zamanda işte İstanbul'da da bir Kürt nüfus var. Orada eskiden bizim müfettişliğimizi yapan, beraber çalıştığımız Altan Bey şimdi İstanbul'da birinci bölgede aday yine kendisi. Böylece biz Türkiye'nin her kesimine el uzattık. Özellikle de Güneydoğu'dan göç edip İstanbul'a, Mersin'e, Adana'ya yerleşen evet. kesimlere de evet. inşallah ümit ediyoruz ki bir patlama meydana gelecek müsbet manada ve iyi bir oy alacağız. Mecliste de güçlü bir grubumuz olacak. Bunu da burada vurgulayarak söylemek isterim. Şöyle bir manşet çıkararak bu akşamki söyleşimize noktayı koyalım. Dip dalga geliyor. Anketçiler yanılacaklar. Evet, inşallah. Anketçiler şunu söyleyeyim. Anketçiler ön yargılı olarak beyanatta bulunuyorsa yanılacakları kesin. Ama esas yanılacak olanlar o anketçilere inananlar. Onlar yanılacak. Çok onu ifade ediyor.
Sayın Karamollaoğlu, çok teşekkür ediyorum efendim bu akşamki program için. Sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha önceki söylediğim gibi Erbakan hocamız sizinle yaptığı görüşmeden sonra başbakanlığı aldı. Herhalde bundan sonra da biz de belki cumhurbaşkanlığını böylece almış oluruz. Estağfurullah. Buna bir nokta koymuş oluruz. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle size de çok teşekkür ediyorum. Kemal Paşa'nın eski belediye başkanı, evet, size ve bana lütfetmiş, çiçek hazırlamış. Onu, evet, sahneye davet edelim. Bu arada ben Vefakar Halk Televizyonu seyircilerine de, salonumuzda bulunan çok değerli konuklara da tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sevgiyle kalın. Sağ olun. Biz de bütün Halk Televizyonu seyircilerine saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Sağ olun.